Merhaba Poketo Gaming'e hoş geldiniz. Ben Hakan. Biliyorsunuz ki Perşembe akşamları Pokemon Unite akşamı yaparak yaklaşık 50 haftadan beri Pokemon Unite yayını yapıyoruz. Bu Pokemon Unite yayınımızda da mini bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaya dost yayıncılardan ve dost sunuculardan arkadaşlarımız kurdukları takımlarla katıldılar. Bu takımlardaki oyuncuların bir kısmı hali hazırda profesyonel e-spor müsabakalarına katılan ve hazırlanan arkadaşlarımız. Bir kısmı da yeni e-sporcu olmak için çalışmaların parçası olan arkadaşlarım. Yani turnuvadaki herkes oyunu bilen kişilerden oluşuyordu. Oldukça eğlenceli ve hoş bir turnuvaydı. Eleme usulü şeklinde turnuvamız ilerledi ve sonunda bir kazananımız oldu. Asıl amaç burada biraz antrenman yapmaktı ve hali hazırda çalışmaların parçası olan düzenli antrenman yapan arkadaşlarımın ne tarz stratejiler ve kompozisyonlar geliştirdiğini izleyicilerle paylaşırken bir taraftan da benim anlatımımla hoş bir sohbet ortamı yaratmak istedik. Şimdi çok uzun bir yayın olduğu için ve arada ufak tefek benim acemiliğimden kaynaklı teknik aksaklıklar olduğu için ben bunu kırparak sizler için izlenilesi kısımlardan bir video oluşturdum. Tamamıyla bütün mini turnuvamızın özetini, kırpılmış ve gereksiz kısımlarının çıkartılmış halini sizlere sunuyorum. Umarım keyifli bir izleti olur sizler için. Hadi videomuza geçelim. Mini bir turnuva düzenledik. 4 tane takım olacak. 4 takım kendi arasında maç yapacak. Bense bu maçların sunuculuğunu yapacağım. Konseptimiz bu şekilde olacak. Bu başlangıç aşaması için bizim ilk yaptığımız turnuva konsepti olacak. Ama son olmayacak. Bundan sonra eğer ilgi görünürse bunu daha büyük konsepte de düzenleyebiliriz. Düzenli şekilde. Zaten bizim yayıncı arkadaşlarımızın ayrıyetten kendilerinin tasarladıkları bir daha geniş kapsamlı da bir turnuva olacak. Şimdi dediğim gibi 4 takımımız var. 4 takım arasında turnuva usulü bir mücadele yaşanacak. Ben admin ve moderatör olacağım. Nacizane sunuculuk yapıyormuş gibi olacak. Şöyle oyun ekranımıza geldik. Bundan sonra buradan devam edeceğiz. Küçük bir son rötuşlar için arkadaşlarımın yanına geçiyorum ben. Ondan sonra hemen yanınıza geri dönüyorum. Evet, ufak bir bekletmeden sonra geri döndüm arkadaşlar. İki takımımız da hazırlık aşamasındaydı. Son kendi aralarında konuşmaları yapıyorlardı. Şimdi artık maça başlamaya hazırız. Son bir 30 saniye içerisinde arkadaşlarımın hazırlanmasına şey yapacağım. Ondan sonra da başlatacağız. Şöyle şu an iki tane takımımız var. Dediğim gibi ufak bir kura yapıldı. Ufak kurada şu an üst tarafta gördüğümüz 5 oyuncu Howling Dusk takımımız, yani ismen. Alt tarafta da gördüğünüz QQ takımı, Midnight QQ'nun QQ'sundan esinlendik diyelim. İkisinin arasında ilk maçımız olacak. O zaman ben şöyle start diyorum. Normal draft pick yapacağız. Draft pick sonucunda maça başlayacağız. O zaman hazırsak ilk mücadelemizle başlayalım. Ban aşamasındayız. İki takım da şu an sırasıyla banlarını yapacaklar. Sonrasında da seçim aşamasına geçeceğiz. Bir taraftan Inteleon, diğer taraftan Gyarados geldi. Lifion geldi. Ve son olarak da Blastoise geldi. 4 tane banlanan lisansımızı da bu şekilde görmüş olduk. İlk pikimiz Slinks'ten Umbreon. Howling Dusk'ın ilk piki Umbreon oldu. QQ takımı ilk pikleri için karar verme aşamasında Crustle geldi ve Trevenant geldi. Şimdi pik sırası bu sefer gene Howling Dusk'da.
Espion ve Lapras geldi. İki takım da ilk piklerinde çok yönlü tanklarla başladılar. Bakalım pikin ilerleyen kısımlarında nasıl bir takım kompozisyonu oluşturacak? İki takımımız da hepimiz merak ediyoruz. Venozar ve Miv geldi. Acaba double solar beam kombosu mu göreceğiz? Howling Dusk'ın son iki piki. Gardevoir ve Metagross geldi. Kikyo'nun son pikinde bakalım. Wigglytuff. İki takım da piklerini yaptılar. Yani takım kompozisyonu olarak izlemesi çok keyifli olabilecek iki takım var. Baktığımız zaman Tank Lapras, Helldiethum tercihlerinden Brawler bir Umbreon görebiliriz gibi gözüküyor. Attacker olarak Espeon var, Gardevoir var ve çok yönlü şu an zaten metada hali hazırda yer bulan pek çok maçta gördüğümüz Metagross var. Diğer tarafa baktığımızda QQ'da support olarak Wigglytuff'umuz var. Tank olarak Crustle ve Trevenant'ımız var ki ikisi de atak yönüyle de güçlü olan lisanslar. Miv ve Venozar zaten hasar anlamında özellikle Solar Beam kullanmaları durumunda oldukça sıkıntı yaratacak bir eşleşme olabiliyor. Maç artık yavaş yavaş başlıyor. Ben de tekrardan kendi kameramı o zaman açabilirim. İki takımı da şimdiden başarılar diliyorum. İzlemesi keyifli bir maç olacağını ben düşünüyorum. Yani oldukça hoş pikler, hoş lisanslar seçildi bence. Ve bunların bakalım nasıl bir takım kompozisyonuyla mücadele edeceklerini şimdi hep beraber göreceğiz. Evet, iki takım da hızlıca artık lane'lerine geçmek için başladılar. Bot lane ve top lane ayrılıyor. Bot lane'de burada Eevee ve Lapras'ı görüyoruz şu an. Espeon ve Lapras ikilisi, karşılarında ise Trevenant ve Miv var. Üst koridorda çoktan sıcak temaslar yaşadı. Metagross stack kasmaya başladı. Wigglytuff ve Crustle ikilisi burada. Metagross ve Umbreon ikilisini karşılıyor. Özellikle Umbreon ve Metagross ikisi birlikte çok ilginç kombinasyonlar uygulayabilecek iki lisans. Bakalım ilerleyen kısımlarda ne göreceğiz derken Wigglytuff aniden bastırdı. Umbreon ve Metagross'u kalenin içeri kadar gitmek zorunda bıraktı. Crustle da bu esnada skor üretti. Ve Wigglytuff 4 level olup evrimleşti. Metagross ve Umbreon biraz geride kaldı. Burada zaten Venozar takım arkadaşlarının yardıma geldi. Gardevoir da her ne kadar biraz daha geç gelmiş gibi olsa da o da takım arkadaşlarına destek için geldi. Şu an Wigglytuff ters yana doğru giderek rakip takım arkadaşlarına biraz zaman kazandırdığını söyleyebiliriz ve Wigglytuff düştü. Alt lane'de ise gene sıcak temas başladı. Bir Solar Beam gördük. Trevenant ve Miv var burada. Lapras ve Espeon'a karşılar. İki tarafta tabii ki farm anlamında karşı tarafın farmını çalıp kendi farmlarını da en hızlı şekilde almak için uğraşıyorlar. Şu an maçın özellikle ilk kısımlarında bayağı hızlı başladığımızı söyleyebilirim. Burada direkt sıcak temasla başlanmış oldu. Trevenant içeri girdi. Lapras'ın üzerine gidiyor. Lapras Whirlpool'uyla kaçtı. Ve şimdi solar beamler görüyoruz. Sağlı solu solar beamler geliyor. Wigglytuff geriye doğru gitti. Canı azalınca Umbreon içeriye girdi ama arkadaşlarından uzak düştü. Umbreon bakalım kaçabilecek mi? Solar beam, Miv solar beam ile Umbreon'u yakaladı. Trevenant ve Wigglytuff'ın canı azalmış olsa da
baskıya devam etmek istediler. Trevanant düştü. Miv Solar Beam ile uzaktan rakibi rahatsız etmeye devam etmeye çalışıyor. Lapras düştü. Wigglytuff çok az bir canla geri kaçıyor. Bir anda maç hızlandı ve kızıştı arkadaşlar. Aşağıda şu an 4 kişi bastırıyorlar alt lane'de. Özellikle hızlı bir üstünlük kurmak istiyorlar obje gelirken. Venusaur düzenli solar beam atarak karşı takımın pozisyon alması da engellemeye çalışıyor. Ve şimdi her iki takım da pozisyon almaya çalışacak. Yukarıda Metargos ve Krustle'sa lane'i boş bırakmayıp farmı kaybetmemeye çalışıyorlar. Aşağıda çok hızlı mücadele başladı. Wigglytuff Gardevoir'u kıstırdı ama Gardevoir son anda kaçtı. Miv ve Venusaur solar beamleriyle karşı takımı uzaktan dürtmeye devam ediyorlar. Ve objeyi QQ takımı aldı. Şu an canları az olsa da objeden gelen buff'la birlikte geri çekilmeden lane'i bastırıp ittirmeye çalışıyorlar. Gardevoir 2-2 yaptı. Trevenant şu an kalenin içerisinde yakalandı. Umbreon Mewlock'la kıstırmaya çalışmıştı. Ve Espeon sonunda Trevenant'ı düşürmüş oldu. Şimdi burada kurulan baskı biraz geri dönmüş oldu. Yavaş yavaş oyun üst lane'e taşınacak. Çünkü yukarıdaki farm kapışmasından dolayı herhangi bir şekilde objeye başlama fırsatı bulamadı takımlar. Metank Metagross olmaya çalışıyor. Metagross olup Unite move'unu da açıp muhtemelen TF'leri daha hızlı bir giriş yapmak isteyecek. Wigglytuff, Krustle ve Venusaur burada objenin orada karşı takımın pozisyon almasını engellemeye çalışıyorlar. Umbreon, Gardevoir, Espeon hepsi burada. Şu an takımlar yukarıya doğru taşınmaya başlandı. Aşağıda gene iki tankımız kaldı. Çok hızlı bir şekilde Wigglytuff Unite move'uyla girdi. Çok hızlı Metagross Unite move'uyla kıstırdı. Bakalım Umbreon düştü. Krustle düştü. Peş peşe düştüler. İki takım da resmen teker teker yaprak döktü gibi oldu. Miv pasif yeteneğiyle, aslında pasif vuruşuyla son anda Espeon'u almış oldu. Şimdi Metagross ve Gardevoir burada Umbreon'un desteğiyle birlikte karşı takımın objeye karşı üstünlük kurup objeyi almasını engellemeye çalışacak. Wigglytuff herkesin arasına girdi. Peşinden Krustle geldi. Bakalım Venusaur Solar Beam ile Regieleki'yi çaldı. Miv Unite Move ile içeriye girdi. Sırasıyla tek tek rakibi düşürmeye başladılar. Umbreon'u şu an sıkıştırdılar. Diğer taraftan Espeon ultisiyle hem kendisini kurtarıp hem de rakip takımı düşürmeye çalıştı ama Espeon da düştü. Umbreon tek başına şu an lane'ini tutmaya çalışıyor ama Regieleki kaleye sokan QQ takımı kaleyi rahatlıkla düşürmüş oldu. Oyun birden kızıştı. Şu an lane'ler bir o obje bu obje arasında gidip geliyor. Alt tarafta şimdi Dusk, Howling Dusk takımı daha hızlı pozisyon aldı. Ama diğer takım gelmeden önce bakalım objeyi bitirebilecekler mi? Asıl önemli olan o. Miv Solar Beam ile objeyi çaldı yalnız. İşte Miv ve Venusaur'ın aynı takımda olduğu zaman uzun menzilli bu saldırılarıyla birlikte hem secure etkisi yaratıyorlar hem de rakip takımın pozisyon alması gerçekten zorlaştırabiliyorlar. Şu an Espeon ve Gardevoir lane'i tutmaya çalışıyorlar ama çok hızlandı. Maç çok hızlandı. Çok ani gelişiyor şu an. Gardevoir Unite move'uyla iki kişiyi birden düşürdü. Venusaur Solar Beam ile uzaktan Gardevoir'u etkisiz hale getirmeye çalışıyor ama Gardevoir Solar Beam'den kaçtı. Şimdi yavaş yavaş artık takımlar tekrardan farmlarını toplamaya geri dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü maçın bu kadar yüksek tempoda gittiği yerlerinde tabii ki bir taraftan da level olarak geri kalmamak için mecburen farm yapmak zorundalar. Krustle 2'ye 1 şu an kendi kalesini savunmaya çalışıyor. Lapras ve Espeon ikisinin de üzerinde skor var. Onlara bu skoru bastırmamaya çalıştı. Takım arkadaşları gelip lane'i korumasında Krustle'a yardımcı oldular. Şimdi tabi objelerdeki TF'ler bu kadar hızlı devam ederken bir objeden diğer objeye doğru, dediğim gibi iki obje arasında bu mücadeleler devam ediyor. Trevenant ve Lapras aşağıda kaldılar. İki tarafta skor basmaya çalışıyor ve skor bastırmamak için birbirlerine çok lane'lerini boş bırakamıyorlar. Yukarıda TF başladı. Venusaur'un Solar Beam ile Metagross düştü. Miv'den büyük bir Solar Beam geldi. Birden fazla isabet eden lisans gördük.
şu an iki takım da birbirini uzaktan hem pozisyon almasını zor hale getirmeye çalışıyor, hem de yavaş yavaş eriterek rakiplerinin üzerinde lane'de baskı kurmaya çalışıyorlar. Recelik'i QQ takımı aldı ve şu an lane'de bir hayli öne geçmiş oldular. Takımlar tekrardan üst lane'i, özellikle Howling Dusk takımı kaybetmemek için daha fazla Recelik'i düşürmeye çalışıyor. Bu sırada aşağıda sıcak temaslar başladı bile. Ama Rayquaza geliyor. Yavaş yavaş bir Rayquaza savaşı için pozisyon almak zorunda kalacaklar. Rayquaza savaşı biraz biçimsiz başlayabilir şu anki kompozisyonda baktığımız zaman, haritadaki dağılımda özellikle. Venusaur ve Miiv Solar Beam ile uzaktan rakibi dürtmeye devam ediyor. İki takım da doğru pozisyonu almaya çalışıyorlar. Kısa süre içerisinde sıcak temaslar başlayacak derken başladı bile. Unite Move'lar havada uçuşuyoruz. Büyük bir Solar Beam gördük. Miiv'den de bir Solar Beam geldi derken QQ takımı ne yaptı? Gardevoir hariç bütün Howling Dusk takımı düşürdü. Gardevoir tek başına ayakta durmaya çalışıyor. QQ takımının da şu an oyuncularının canları ciddi şekilde azalmış durumda. Skor olarak önde oldukları için Rayquaza'ya başlamak yerine skor üreterek burada skor farkını açmaya çalıştılar. Skor farkı arasında hatır sayılır bir fark var. Şu an Howling Dusk takımının Rayquaza'yı almadan bu farkı kapatması neredeyse imkansız. Rayquaza'nın orada sıcak temaslar tekrardan başladı. Umbreon, Venusaur'ı Minluk'la sıkıştırmaya çalıştı. Solar Beam'ler peş peşe geliyor. Peş peşe Miiv ve Venusaur'dan Solar Beam'ler geliyor. Miiv Unite Move'uyla içeriye girdi. Gardevoir ve Umbreon ikisini birden hedef aldı. Umbreon'un az bir canıyla çıkmaya çalışıyor. Kendine wish yaptı. Trevenant Umbreon'u kovalıyor. Miiv ise Umbreon'dan kaçmaya çalışıyor. Son 30 saniye. QQ takımı tekrardan biçimsiz başlayan bir Rayquaza savaşında Howling Dusk'a TF'de hızlı bir üstünlük sürüyor. Özellikle Miiv ve Venusaur'un peş peşe gelen Solar Beam'leriyle çok hızlı ama çok hızlı bir şekilde rakip takımın canını erittiler. Bayağı hızlı olan maçlardan biriydi. Şimdi maçın istatistik kısmına geleceğiz ve birlikte istatistiklere bakacağız. Son 2 dakika içerisinde Rayquaza'daki fight'tan sonra basılan skorlarla birlikte Midnight'ın takımı, yani QQ Team, skor farkını birazcık daha açmış oldu. Şöyle istatistik kısmına geldiğim zaman buradan detaylara bakacağız. Yani Tan hocamı sesliye alarak maçla ilgili kısaca yorumlarını alıp maçın kritik noktaları nelerdi, galibiyette ne önemli faktördü, onları konuşacağız birlikte. Ki diğer maç için de arkadaşlarımız hazırlıp organize olabilsinler. Merhaba. İlk önce galibiyet için tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Çok hızlı bir maçtı. Ya şimdi antrenmanlıyız. Arkadaşlar da antrenman yapıyor ama şöyle bir şey var bu arada. Yani hiçbir takım haksızlık olmasın. Bizim 3-4 gün işte antrenmanlar oldu. Arkadaşlar önce başladı. Ama biz birlikte karşı karşıya ilk defa geliyoruz. O yüzden başımızda ne geleceğini sadece kaptanlar tahmin ediyor. İşte şunu alırlarsa bunu alırlar. Böyle counterlayalım, böyle seçim yapalım diye. Mesela işte kafadan tanklar banlanınca buna döndük işte. Daha böyle Alrondur, Wigglytuff falan biraz böyle hızlı seçimler oldu. Arkadaşlardan bir tanesi de bir item seçemedi ama genel olarak takım kadrosu güzeldi yani. Evet, zaten şu an iki takım da birbirlerinin strateji ve takım kompozisyonlarından zaten uzaklar. Bu ilk maç tecrübesi oldu dediğiniz gibi. Peki burada iki lane'de de çok hızlı aslında baskı kurabildiniz. Bu hızlı baskıyı kurabilmeyi neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle, seçimlerde biz Umbreon alacaktık aslında. Umbreon support yapacaktık. Güzel gördüler. Yani seçimde de counterlamak çok önemli. Burada da görmüş oldunuz. Umbreon'u onlar alınca aslında bizim burada meta, biliyorsun yani hani double solar bir martı Umbreon'miş gibi güzel olabilir demiştik ama zaten iki tane tank artı Wigglytuff alınca rakip bana çok yaklaşamadı. Biraz da öyle oldu yani, hani rakibin Atakır'ını indirmezseniz, mesela işte Rayquaza'da olan ya da işte Gank'lerde olan, biraz da biz hızlı bir jungle döndük gibi geldi bana ama bilmiyorum, bakalım
Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Bir dahaki maçta izlemeye sabırsızlıkla çekiyoruz. Ben geçiyorum tekrardan. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, kazanan takımın oyuncularından Midnight Cuckoo'la Tan'la konuştuk. Tan maç için kritik noktaları kısaca bizim için değerlendirdi. Bu arada iki takımı da tebrik ederim. United'da biliyorsunuz ki yani bir takım diğerine bu maç üstünlük kurabilir. Diğer maçta aynı takımlar arasındaki maçta diğer takımın kompozisyonu ve diğer takımın o anki ritmi daha uygundur. Ve işler yön değiştirebilir. Bakalım ilerleyen mücadelelerimizde bu tarz şeyler görecek miyiz? Şimdi yavaş yavaş artık şu bir battle datalarımıza bakalım. Hangi karakter ne kadar takımına ne katkı yapmış, birlikte onları görelim. Şimdi battle data'ya baktığımız zaman Metagross 20k hasar vermiş. 41k da hasar tanklamış. Gardevoir 79k 80k civarı bir hasar vermiş. 40k'ya yakında hasar tanklamış. Burada baktığım zaman Espeon 62K'ya 38K, Umbreon 14K'ya 73K, ayrıca neredeyse 60K'da bir heal yapmış. Yani aslında Wish efektif olarak çalışmış diyebiliriz. Lapras'a 38K hasar verirken 68K hasar tanklamış ve 22K'da heal recovery yapmış. Diğer tarafa döndüğümüz zaman Venusaur ve Mew'in zaten hasarına baktığımız zaman 69K'ya 82K. Hani neden lane'lerde birazcık daha baskının yüksek olduğunu turuncu takım için görebiliyoruz. Çünkü cidden uzun menzilli hasar çıkartabilecek oyuncular gerçekten iyi hasar çıkartabilmişler. Biri 100K'ya yaklaşmış, biri de 80K barajını geçmiş. Onun dışında önemli bence detaylardan biri burada Trevenant 40K hasar verirken 71K hasar tanklamış. 35K'lık da bir recovery yapmış. Geriye kalan arkadaşlarımın da aslında çok böyle dengeli dağıtılmış görüyoruz istatistikleri. Bu da birazcık da takım ritmi olaraktan oyun içerisinde ritim bulabildiklerini ve o ritmi sürdürebildiklerini gösteriyor. Yavaş yavaş tekrardan lobimize dönüp diğer maç için hazırlığımızı yapabiliriz. Evet, hızlıca geri döndük arkadaşlar. Şöyle arkada hızlı bir karar aldık. Daha akıcı olması açısından karşılaşan takımlardan 3 galibiyet çıkana kadar devam edeceğiz dedik. Yani normal turnuva mantığında Gyarados, Umbreon, Inteleon ve Lifion ilk ban aşamasında, ben biraz geç girdiğim için kusura bakmayın, banlanan lisanslar oldu. Şimdi şöyle bakıyoruz, QQ takımı ilk pickini gerçekleştirecek. Crustle geldi ilk pick olarak. Bu arada takımların isimleriyle ilgili ben bir hata yapmışım, onu düzeltmek istiyorum. Howling Dusk değil, Howling Dawn şu an mücadele ediyor QQ'la. Ben isimleri yanlış not almışım, kusura bakmayın, bu tamamıyla benim hatam. Özellikle oyuncu arkadaşlarımın affına sığınıyorum burada. Şimdi Howling Dawn ilk iki tercihinde Blastoise ve Trevenant'ı seçti. Bakalım QQ takımının ikinci ve üçüncü picki ne olacak? Ben pik ekranını daha rahat görebilmeniz için kısa süreliğine kendimi gene görüntüden alıyorum. Son saniyeler. Eldegoss ve Sylveon geldi QQ takımından. Şimdi Howling Dawn takımından. İki pik daha göreceğiz. Üçüncü ve dördüncü piklerini alacaklar. Bakalım üçüncü ve dördüncü pikleri ne olacak? Neye karar verecekler? Espeon ve Blissey geldi. Şu an QQ takımının son iki piki Mew ve Dodrio geldi. Ve Sandlur'da Howling Dawn takımının son piki oldu. İki takım da şu an son hazırlıklar aşamasındalar. İki takımımız da son hazırlık aşamasını 20 saniyesindeler. Bakalım geçen maçtan farklı şekilde takım kompozisyonlarında nasıl bir farklılık olacak bu pikler arasında. Şöyle baktığımız zaman bu sefer Howling Dawn takımı birazcık daha ofansif bir kadrosu varmış gibi gözüküyor geçtiğimiz sefere göre. QQ takımında da bu sefer Dodrio yerine, Venusaur yerine özellikle
Dodrio'yu göreceğiz. Gene hızlı bir muhtemelen lane'lerde üstünlük kurma savaşı olacakmış gibi gözüküyor iki takımın da piklerinden. Ve maça başlıyoruz. İkinci mücadelemizde ilk maçı QQ Team almıştı. Şimdi QQ Team ile Howling Down arasındaki ikinci maçtayız. Bakalım lane'lere nasıl bir dağılım olacak. Alt lane'de Mew ve Crustle'ı görüyoruz. Karşılarındaysa Espeon ve Trevenant var. Çok hızlı bir şekilde farm konusunda birbirlerine üstünlük kurma çabası içerisine girdiler. Crustle'ın canı çok azaldı. Kendisi geriye dönüyor lane'de. Birden yukarıda bu arada hareketlilik var. Skirtle ve Chansey hızlı bir şekilde kalelerin içerisine girmek zorunda kaldılar. Sylveon Hyper Voice ile çünkü zor anlar yaşatıyor. Hyper Voice da gerçekten yüksek bir hasar çıkarttı. Ve buradaki farm kontrolünü biraz daha ele geçirdiklerini söyleyebiliriz. Skirtle ve Chansey birazcık daha defansif olarak geride kalmayı tercih ettiler. Alt tarafta ise takımlar kendi farmlarını almaya devam ediyorlar. Espeon evrimleşmişti. Eevee Espeon'a evrimleşmiş durumda. Burada hızlı bir şekilde evrim geçirmiş. Ortada arılar çıktı. Bize ağız alışkanlığı arılar diyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde burada mücadele başladı. Espeon yüksek bir hasarla Crustle'ın canını eritti. Aynı şekilde Mew de Trevenant'a bunu yaptı. Yukarıda birden ortalık kızıştı. Dodrio geldi. 2'de 2 çıktı. Çok hızlı bir şekilde skor üreterek buradaki kaleyi neredeyse bitirdiler. Dodrio şu an stack kasarak burada rakip takımın burada olmamasını değerlendirmeye çalışıyor derken Wartortle lane'ine gelmiş oldu. Aynı şekilde şu an aşağıda takımlar farmlarını almaya devam ediyorlar. İki tarafın da lane'lerdeki mücadelesi biraz da çaprazlamasına devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir taraf yukarıda üstünlük kurmuşken bir taraf biraz daha aşağıda üstünlük kurmuş gibi gözüküyor. Şimdilik ama bu dengeler aniden değişebilir. Çok hızlı bir şekilde jungle kontrolünde ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki takımlardan birinde Dodrio'nun olması jungle konusunda çok daha hızlı hareket edebilme imkanı sağlıyor. Ama öbür taraftan da baktığım zaman hasar gücü azımsanamayacak lisanslardan oluşan pikler var. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl team fight'lar göreceğiz. Sylveon yukarıda tek başına lane'ini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Aşağıda şu an obje savaşı neredeyse başladı diyebiliriz. Mew'den büyük bir solar beam geldi. Burada hem bir taraftan farm üstünlüğünü kaybetmek istemiyorlar hem de diğer taraftan objeden önce rakibi eritmek istiyorlar derken büyük saldırılarla birlikte Eldegoss'u düşürdüler. İki tarafta temkinli davranmaya çalışıyor ama oldukça yüksek hasar veren iki lisans grubuyla karşı karşıyayız. Sylveon yukarıda kendi lane'inin kontrolünü kaybetmemeye çalışıyor. Alt tarafta ise arkadaşları da obje savaşını da geri düşmeyip rakip takımın pozisyon almasını engellemeye çalışıyorlar. Crustle ön tarafta secure yaparaktan aslında rakip takımın gelmesi engellemeye çalışıyor. Dodrio çok hızlı bir giriş yaptı. Sandalore'u düşürdü. Trevenant'ın üzerine gitti. Trevenant'ı düşürdü. Şimdi Espeon'un üzerine gidiyor. Espeon geri kaçmaya çalıştı. Olmadı. Kendi Citrus Berry'sini alarak orada kendini kurtarmaya çalıştı ama Dodrio peşini bırakmamış oldu. Trevenant Dodrio skor üretmeden gelmeye çalıştı ama Dodrio'nun tabi skor üretme şekli diğer lisanslardan biraz daha farklı olduğu için çok hızlı bir şekilde skorunu üretebilmiş oldu. Şimdi yavaş yavaş artık takımlarımız yukarıdaki objeye başlamak için, daha doğrusu yukarıdaki objeyi kaptırmamak için mücadeleye girmeye başlayacaklar. Eldegoss birden rakip kalesinin içerisine daldı ama çok hızlı canı eridi derken de Eldegoss düştü. Dodrio uzaktan rakibi dürtmeye devam etmeye çalışıyor. Şu an yukarıda ortalık kızışmış durumda.
Sylveon ve Miv uzun menzilli saldırı yaparak rakibin pozisyon almasını engellemeye çalışıyor ama tabii ki şu an tankları yanlarında olmadığı için biraz daha safe kalmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş yukarıda takımlarımız objeye başlamaya, en azından rakip takımı yemlemeye devam etmeye çalışıyorlar. Caesar ve Trevenant da aşağıda lane'lerini boş bırakmayarak o lane'in kaybolmamasını, en azından lane'in düşmemesi sağlamaya çalışıyor. Sylveon birden yüksek hasar aldı. Eldegoss heal yapmaya çalıştı kendisine ama birazcık heal alanın dışında kaldı. Şu an iki takım da uzaktan birbirine vuruyor. Uzaktan birbirine vurarak pozisyon almayı engellemeye çalışıyorlar. Crustle geldi, Unite Move ile içeri girdi ve rakip takımın pozisyonunu tamamıyla bozdu. Şu an rakip takımda, yani pozisyon daldı. Her yere dağıldılar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Her yere dağıldılar. Crustle'dan resmen buradaki TF'nin seyrini değiştirecek bir hamleyle burada üstünlük kurmuş oldu. Çok, yani nasıl diyeyim, buradaki bütün dengeleri bozan bir hamle olmuş oldu. Şimdi tabii buradaki pozisyon alma savaşı devam ederken aşağıdaki objenin de çıkma süresi yenilenmişti. Bakalım takımlarımız bu sefer QQ takımı aşağıdaki objeye yetişene kadar diğer taraf objede üstünlük kurup objeyi alabilecek mi? Eldegoss çalmak için geldi ama izin vermediler. Miv çaldı. Miv solar bimiyle çaldı bu arada. Biz Eldegoss'a odaklanmışken Miv arkadan uzun menzilli saldırısıyla çalmış oldu. Biraz şanssız bir Regirock kaybedişi oldu bu. Howling Down takımımızın, ama işte Unite'da bu şekilde rüzgarın yönünün değiştiği ya da anlık kararlarla olan ilginç gelişmeler oyuna renk katıyor zaten. Şimdi skor arasında hatırı sayılır bir fark var gözüküyor. Lakin bu fark Unite'da çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. Blastoise tek başına Regi Eleki'nin kaleye girmesini engellemeye çalıştı. Ve Blissey'nin de biraz yardımıyla Regi Eleki'nin kaleye girmesini engellemiş oldu. Şimdi artık Rayquaza savaşına bir dakikaya yakın bir süre kalmışken iki takım da pozisyon almaya yavaş yavaş safe kalmaya çalışacaktır. Çünkü artık bu süreden sonra yapılacak hataların çok fazla telafisi olmayacak. Şu noktaya kadar olan her şeyin hala telafisi olması mümkün. Ama son 2 dakika içerisinde bütün maçı önde götürseniz bile maçın seyri bir anlık hatayla değişebiliyor biliyorsunuz. United'a diğer oyunlardan farklı kılan şeylerden biri bu. Eldegoss yukarıda, Blastoise ile karşı karşıya, Blissey de yardıma geldi. Polen Puff'ını ataraktan rakip takıma kışkırtmaya çalışıyor desek yeridir. Şu an Blastoise ve Blissey burada ama onlar da oldukça temkinli davranıyorlar. Regi Eleki geldi, çok hızlı bir obje savaşı burada başlıyor mu acaba derken iki takım da daha safe gitme kararı aldı. Rayquaza'ya son 15 saniye kaldığı için burada yapılacak hataların bir daha telafisi olmayabilir. Dodrio çok hızlı bir şekilde içeri girdi ve hızlı bir şekilde de dışarıya çıktı. Hasarı verdi. Bu sırada Miv büyük bir solar beamle rakibini düşürdü. Ve görüyorsunuz uzun menzilli solar beamler gerçekten sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. Blastoise Unite Move'u ile birlikte hem kendini safe alıp hem de rakibin pozisyonu bozmak istedi ama tek başına kaldığı için çok fazla dayanamadı. Trevenant Blissey'nin Unite Move'u ile içeriye girdi. Şu an Trevenant inatla, ısrarla ayakta kalaraktan mücadele ediyor. Arkadan Attacker arkadaşları destek için geldi. Bir taraftan Rayquaza savaşına döndü artık. Crustle geriye doğru kaçmaya çalışıyor. Espeon, Blissey ve Sandalore burada pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Crustle bu tarafın pozisyonunu tamamıyla bırakmak istemiyor derken Dodrio etrafta dolaşıyor. Dodrio uzun menzilli saldırılarla Rayquaza'yı çalmaya çalıştı ve Rayquaza'yı çaldılar. Gene bir şanssız kayıp oldu diyebiliriz bu noktada. Çünkü baktığınız zaman bütün canını Howling Down takımı zaten almıştı Rayquaza'nın. Ama Miv ve burada özellikle Dodrio'nun konumlarını terk etmeyip de
canı azalan Raikoze'yi takip etmeleri doğrultusunda şanslı da bir anla Raikoze'yi çalmış oldular. Oldukça hareketli bir maçtı. Şimdi buradaki skor son skorlarla birlikte aradaki fark açıldı. Normalde arada 155-160 skorluk bir fark vardı. 155-160 skorluk farktan sonra artık zaten olay tamamıyla Raikoze Savaşı'na dönecekti. Raikoze Savaşı'nda da iki takım da savaşa güzel başladı. Hatta Howling Down takımı bayağı bir noktada önden Trevenant ve Blissey'nin gitmesiyle, Attacker'ların da arkadan save gelmesiyle birlikte Raikoze Savaşı'nı kazanmıştı diyebiliriz. Sadece burada şanssız olan Miv'in Solar Beam'i ile Raikoze'yi çalması oldu. Şimdi böyle istatistikler kısmına gelip istatistikler kısmına da birlikte bakacağız. Ve bir taraftan da maçla ilgili gene yorum almak için biz sesli kısmına, stüdyo kısmına gelip kazanan takımdan Tan hocamı tekrardan bir sesliye davet edeceğiz. Ve maçla ilgili, özellikle son Raikoze Savaşı ile ilgili düşüncelerini almak istiyorum kendisinin. Geldim tekrar, ben Midnight. Hı. Hoş geldiniz. Yendiğiniz varsa. Galibiyet için gene tebrik ederim sizi. Özellikle evet, son Raikoze Savaşı'nda biraz biçimsiz yakalanmıştınız. Ve ona rağmen Raikoze'yi çalarak aslında rakip takımın maçı kazanmasını da engellemiş oldunuz. Özellikle son Raikoze kısmına düşünürsek orada nasıl oldu? Ya abi şöyle, Raikoze Fight'ında Kaptan Deniz bizim komut verdi, savaşıyoruz burada dedi ama şöyle bir şey oldu. Espeon'un ultisinden dolayı muhtemelen ben biraz kaydım yukarıya doğru. Üstteki o rampa beni geriye fırlattı. Orası biraz komik oldu. Zaten sonra biz orada koptuk yani. Acaba döner mi dönmez mi derken Raikoze'ye başladılar. Ale'nin hamlesiyle çalabildik. Yani öncesinde sizin de orada Dodrio'yla çalmak için skill attığınızı gördüm. Tri atak kullandınız. Sanki evet, biraz erken gelmiş bir tri atak olmuştu ama sonrasında Miv'in Solar Beam'i orada yani şey gibi, Hızır gibi yetişti. Evet, orada şöyle amaç, triyata atacaktım. Espeon zaten beni peşledi. Espeon beni peşleyince alem boşa kaldı. Raikoze'ye son vuruş atabildi. Yani planlı. Peki, çok teşekkür ediyorum tekrardan yorumlarınız için. Bir sonraki maçta da başarılar diliyorum. Evet, şimdi şöyle bir data kısmına biz bakıp data kısmını değerlendirirken arkadaşlarımız da bir taraftan kendi aralarında maçın kritiğini yaparlar. Şöyle ben istatistikleri daha rahat görebilmemiz için bu arada kendimi şöyle bir alayım. Şimdi burada statlara baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman aslında QQ Team'de oldukça gene dengeli bir dağılım görüyorum. Dodrio 50k hasar çıkartmış, Sylveon 64k çıkartmış, Miv 50k çıkartmış ve Krustle'la burada Eldegoss'ta kendi üzerlerine düşen kısmı yapıp hatır sayılır bir hasar çıkartırken ciddi de bir hasar tanklamışlar. Eldegoss ayrıca 30k'ya yakında recovery sağlamış. Diğer tarafa Howling Down'a baktığımız zaman Howling Down'da da aslında çok dengeli gitmiş gibi gözüküyor statlar. Yani burada herkes elini taşın altına sokmuş. Baktığımız zaman 39k, 30k, 38k ve gene 30k yakın bir hasar var. Yani takımdaki herkes aynı oranda etkileşime, savaşa girmişler. Trevenant ayrıca 50k'ya yakın bir hasar tanklamış. Blastoise 50k'ya yakın bir hasar tanklamış. Burada Blissey 72k bir recovery yapmış. Arkadaşlarını hayatta tutmak için elinden geleni yapmış. Ama biraz hasar tabii ki eşit dağılımda olduğu için hasar konusunda hiçbir lisans sivrilememiş gibi gözüküyor. Son özellikle Raikoze Savaşı'nda Trevenant'ın içeriye girip Blissey'nin arkasından gelmesiyle beraber ikisinin önden gidip burada Espeon ve Chandelure'ın da arkadan hasar yükünü alması aslında son TF'de biraz daha önde girmelerini sağlamıştı. Orada doğru pozisyon alan Miv'in son Solar Beam'i ile, ki burada aslında çok doğru zamanda atsanız bile o Solar Beam'i çok az bir canla kaybetme şansınız olabilir ama Solar Beam son umudu orada bitirmiş gibi oldu.
Şimdi Team QQ'nun iki galibiyeti, Howling Down takımının da henüz bir galibiyeti yok. Evet, tekrardan geri döndük. İki takımımız da hazır. Koordinasyonlarını da kurdular şu an kendi Discord'larında. Seslinin içerisindeler. Son bir 10 saniye içerisinde draft kısmına da geçeceğiz biz. Şu an üst tarafta gördüğünüz Kaybedenler Kulübü. Alt tarafta da ben draft pick'te kendimi alacağım. Howling Dusk takımı. Başta ilk maçta ismi yanlış söylediğim için onu sonrasında düzeltmiştik. Tekrardan oyuncu arkadaşlarımın affına sığınıyorum. O hata tamamıyla benden kaynaklı. O zaman şimdi tekrardan draft kısmına geçelim ve bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor, görelim. Ben draft ekranı kapatmamak için şimdilik kendi facecam'imi gene alıyorum. Karşılıklı ban aşamasındayız. İki takım da ikişer tane ban yapacaklar. Sonrasında ise pick tarafına geçeceğiz. Sol tarafımda Kaybedenler Kulübü'nü görüyoruz. Sağ tarafta ise Howling Dusk takımını görüyoruz. Umbreon ve Miv geldi ban olarak. Bakalım ikinci banlar neler olacak? Trevenant geldi. Son bir banımız kaldı. Howling Dusk takımının son banı, bakalım ne olacak. Lifion banlandı. Umbreon, Trevenant, Miv ve Lifion banlandı. Şimdi pick kısmındayız. İlk pickimizi Kaybedenler Kulübü'nden Attila, yani Mustafa yapacak. İlk pick Inteleon. Şimdi Howling Dusk takımı birinci ve ikinci picklerini gerçekleştirecekler. Şu an karar aşamasında takımlarımız. Bakalım nasıl karşılıklı takım kompozisyonları göreceğiz. Crustle ve Sylveon geldi. Kaybedenler Kulübü'nden Eldegoss geldi. Son 5 saniyede Buzz Wall gelmiş oldu. Şimdi Howling Dusk'ın 3. ve 4. tercih ile beraberiz. Son 10 saniye pikte. Bakalım. Espeon geldi. Ve Hoopa geldi. Kaybedenler Kulübü henüz herhangi bir tank almadı. Nasıl bir takım kompozisyonu çıkacak onlar için? Nasıl bir rotasyon kuracaklar? Ben de merak ediyorum. Caesar geldi. Ve Slowbro geldi. İki Allrounder'ı almayı tercih ettiler. Ve Venusaur'da Howling Dusk'ın son piki oldu. Şimdi iki takımımız da artık hazırlık aşamasında. Şöyle takımlara baktığımız zaman bir taraftan Inteleon, Eldegoss, Caesar, Slowbro ve Buzz Wall var. Oldukça agresif gözüken bir takım. Diğer tarafta ise Espeon, Sylveon, Hoopa, Crustle ve Venusaur var. Oldukça hoş pickler bence. Bir taraf çok agresif, bir taraf biraz daha long range şekilde böyle dürtebilecekmiş gibi. Ayrıyeten tabi burada support olarak bir Hoopa faktör var. Bakalım Hoopa takımın mobilitesini mi etkileyecek, yoksa daha ofansif bir Hoopa mı göreceğiz? Çünkü iki türlü de kullanılabilen çok yönlü supportlardan biri. Aynı şekilde Eldegoss da hem hatır sayılır bir hasar verirken hem de arkadaşlarının düşmesini engelleyerekten TFD ciddi avantaj sağlayabiliyor. Slowbro ve Crustle ikisi de ofansif diyebileceğimiz tanklar. Yani iki takım da agresif bir rotasyon seçti kendileri için. Bakalım nasıl bir şey, nasıl savaşlar göreceğiz.
ve ikinci tur mücadelelerimiz başlıyor. İki takımımız da lane'lerine yavaş yavaş yerleşmek için konum alıyorlar. İlk önce şöyle alt lane'e bakacağımız zaman burada Slowbro ve Inteleon'u görüyorum. Karşılarındaysa Krustle ve Espeon var. Üst lane'e bakacak olursak Buzzwole ve Eldegoss'un karşılığında Hoopa ve Venusaur var. Oldukça hoş dağılımlar var. Bir taraf kas gücü, bir taraf uzun menzilli hasar gücü şeklinde. Burada zaten temaslar hızlı şekilde başladı. Aşağı tarafta da, yukarı tarafta da. Aşağı tarafta şu an Slowbro ve Inteleon lane'i ittirmeye çalışıyorlar. Slowbro biraz ters yakalandı. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Krustle'a Sabul'un verdiği büyük hasarlarla Krustle geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi diğer taraftan Krustle ve Sylveon, Espeon geri dönmek zorunda kaldı. Çok iyi, yani hızlı başladı lane'ler. Şimdi yukarı tarafa baktığımız zaman burada Buzzwole ve Eldegoss rakip takımın pozisyon alması engellemeye çalışıyor. Hoopa uzun menzilden rakibi rahatsız ederek farmı rahat almasını engellemeye çalıştı. İki takım da henüz skor üretemedi arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça safe giden, oldukça yani iki tarafın da kendini sağlama alarak devam ettiğini, riske girmediğini söyleyebiliriz. Aşağıda Krustle ve Espeon şu an uzaktan uzaktan hasar vurmaya çalışarak rakibi geri püskürtmeye çalıştı. Sylveon bir an yardıma geldi ama tabii ki burada Inteleon ve Slowbro'nun hızlı şekilde geri dönmesinden dolayı tekrardan alanı terk etti. Krustle'ın canı çok azaldı ve Inteleon Krustle'ı düşürdü. Şimdi Espeon yukarıya doğru çıktı. 8'lerde bir mücadele olacak. Burada pat diye Inteleon içeri girdi. Scyther yardıma geldi. Şimdi Sylveon geldi. Sylveon hızlı bir şekilde yukarıya doğru rakiplerini kovalıyor. Scyther rakibin jungle'ında pusuladı. Buzzwole ve Eldegoss da burada rakibin kalesinin içerisine girdiler. Hoopa geriden biraz da rakibi geriye püskürtmek için hasar çıkartmaya çalışıyor. Balbazar da şu an lane'e geldi. Burada birazcık Buzzwole ve Eldegoss'un lane'deki üstünlüğünü görüyoruz. Çünkü ciddi hatır sayılır bir level farkı oluşmuş. Buzzwole 8 level, hala Venusaur burada 4 levelde kalabilmiş durumda. Eldegoss'a 6 levelde. Eldegoss rakiplerinin yaklaşmasına izin vermezken Buzzwole'sa rahat rahat farm yapabiliyor. Şimdi Hoopa lane'ini boş bırakmamak için arkadaşın yanına yardıma geldi. Ama yavaş yavaş objelerin gelmesiyle birlikte takımlar daha hızlı savaşmaya başladı. Sylveon Scyther'ı düşürdü ve skorunu üretiyor. Peşinden buradan hemen ortalık kızıştığını söyleyebiliriz. Buzzwole ve Eldegoss hızlı bir şekilde arkadaşlarına yardıma geldiler. Slowbro ise burada Surf'le birlikte rakiplerinin hareket açıklığını engellemeye çalıştı. Buzzwole içeri girdi çok hızlı bir şekilde herkesin ortasında. İki kişi düştü kaşla göz arasında. Hoopa da mı düşüyor? Hoopa da düştü. Geriye bir tek Sylveon kaldı. Sylveon geriden safe kalmaya çalışıyor. O da düşerse çünkü lane'de artık burayı savunabilecek kimse kalmayacak. Krustle geldi. Ama objeyi aşağıda Inteleon ve Scyther çok hızlı bir şekilde aldı. Ve buradaki kaleyi de açtılar. Krustle rakiplerini ittirmeye çalışıyor ama Inteleon'dan çok büyük bir snipe shot geldi. Üzerine de Scyther ve Eldegoss hasar çıkartarak Krustle'ın düşmesini sağladı. Şimdi hızlı bir şekilde takımlar tekrardan lane'lerde pozisyon, konum almaya çalışacaklar. Yukarıda Regieleki savaşı başladı bile. Çok hızlı bir şekilde Regieleki'yi düşürdü Howling Dusk takımı. Aşağı taraftaki obje savaşını kaybedince çok hızlı bir şekilde base'den buraya geldiler ve Regieleki'yi en azından vermemiş oldular. Scyther Hoopa'yı indirdi. Hasarını verdi ve kaçtı. Şimdi burada Buzzwole ve Eldegoss gene burada baskı kurmaya çalışıyor. Inteleon'sa snipe shot'la uzaktan oldukça isabetli saldırılarla yüksek hasarlar veriyor. Hoopa arkadaşlarının tekrardan tazelenip savaşa gelmesi için onları base'e gönderdi ve geri getirdi derken Slowbro tek başına Regieleki'yi tutmaya çalışıyor içeri girmesin diye. Burada çok hızlı bir mücadele başladı. Şimdi artık takımlar yavaş yavaş tekrardan
farmlarına geri dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü ortada obje yok ve lane'leri şu an ittirmek kimseye artı bir avantaj sağlamayacak. Ama iki takımın da hızlı bir şekilde farm kontrolünü tekrardan ele almaları lazım. Özellikle üst lane'de Buzzwole ve Eldegoss çok hızlı level alaraktan farm, yani level farkını açmışlardı. Venusaur ve Hoopa'nın o level farkını kapatıp bir an önce ağırdaki açığı ortadan kaldırmaları gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş takımlarımız alt taraftaki obje için pozisyon almaya başlayacaklar. Tabi burada turuncu takım alttaki kalesini kaybettiği için biraz daha geriden gelmesi gerekiyor derken Krassel herkesin ortasında kaldı, geriye kaçamadı derken Scyther içeri girdi. Eldegoss peşinden gitti. Espeon Scyther'ı resmen yok etti. Hoopa arkadaşlarını gönderdi ve geri getirdi. Arkadaşları tazelenmiş oldu. Aşağıda şimdi yavaş yavaş iki takım da birbirini etkisiz hale getirerekten objeye karşı doğru pozisyonu almaya çalışıyorlar derken Inteleon kendisi de feda ederek oradan iki tane kill çıkartmış oldu. Sylveon ve Krassel hızlı bir şekilde objeye başladı. Eldegoss ve Scyther'sa çok hızlı bir şekilde onlar da buraya gelmiş oldular. Şu an Krassel Unite Move'unu kullanarak aslında hem kalka açtı hem de kendi hızını arttırmış oldu. Burada biraz erken kullanılmış bir Unite Move olabilir bu. Birden olay bütün oyuncuların gelmesiyle birlikte objede bir TF'ye döndü. Buzzwole hızlı bir şekilde Venusaur'ı aldı. Krassel herkesin ortasına kalmıştı. Hoopa onu geri gönderdi. Bakalım Hoopa oradan çıkabilecek mi? Az kalsın snipe shot'la düşüyordu derken büyük bir snipe shot geldi ve objeyi çaldı. Kaybedenler kulübü bu objeyi de şanslı bir şekilde ele geçirdiler diyeceğim ama çok isabetli iki tane peş peşe gelen snipe shot'tan dolayı şans değil de birazcık da hani sabrederekten doğru pozisyonun beklenilmiş olduğunu söyleyebilirim. Krustle hızlı bir şekilde geldi ama kalenin düşmesiyle beraber rakiplerin ortasına kaldı. Şimdi rakiplerini ittiriyordu. Gene büyük bir snipe shot geldi. Inteleon'un uzun menzilde attığı snipe shotlar şu an rakip takıma gerçekten soğuk terler döktürüyor diyebiliriz. Deminki gibi çok hızlı bir şekilde geriye düşmelerinin ardından hızlı bir şekilde buraya gelip Recelek'e başlama fırsatı buldu. Venusaur'un canı çok azaldı. Venusaur'un dikkatli davranması lazım. Bakalım Hoopa arkadaşını gönderebilecek mi? Bu sefer snipe shot isabetli olmadan Venusaur kalesine geri dönebildi. Yukarıdaki kalenin de ilkini kaybettikleri için direkt zıplayarak ikinci kaleden daha güvenilir bir şekilde lane'lerinde pozisyon almaya gelebildi takımlar. Slowbro ve Eldegoss burada rakip takımı biraz daha kışkırtaraktan yemlemeye çalışıyorlar ama takımların ikisi de açık konuşmak gerekirse oldukça tedbirli yaklaşıyorlar. Burada biraz Buzzwole ve Inteleon'un agresif oyunlarıyla konum almakta, pozisyon almakta zorlanabiliyorlar ama Venusaur şu an için özellikle Inteleon'un snipe shotları nedeniyle pozisyon almakta çok zorlandığını söyleyebilirim ve son 2 dakikanın içerisindeyiz. Rayquaza geldi. Aradaki skor farkı oldukça büyük. Dolayısıyla burada artık Howling Dusk takımının Rayquaza'yı almaktan başka şansı yok. Yani her geçen saniye onlar için burada maçı kaybetmeleri anlamına geliyor. Maçı kaybına yaklaşmalar anlamına geliyor. Ama çok aceleci davranmaları durumunda da tabii ki çok daha hızlı bir şekilde oyundan düşebilirler. Inteleon büyük bir snipe shotla uzaktan ilk rakibini indirmişti. Sonrasında da yakından Espeon'u indirdi. 3 kill aldı. Şu an Krustle tek başına orada. Rakip takımın pozisyonu bozmak istiyor ama gene büyük bir snipe shot geldi. Yukarıda sürekli artı 2k hasarlar görüyoruz derken çok hızlı bir şekilde Rayquaza'ya başladılar. Şu an Hoopa geldi. Hoopa gelerek burada Rayquaza'yı çalmaya çalışıyordu. Inteleon bırakmadı ve kaybedenler kulübü Rayquaza'yı da alıp farkı ciddi oranda açmış oldu. Scyther'la zaten Eldegoss skor basmak için orta taraftan ilerlemişlerdi. Üzerine de Rayquaza'nın gelmesiyle birlikte çok hızlı hasar ürettiler. Şu an artık aradaki skor farkı kapatılabilecek bir fark olmaktan çıktı. Scyther Krustle'ın skor üretmesini engellemiş oldu. Sylveon ise arkadaşına yardım için geldi. Sylveon Krustle'ın skor üretip kaleyi açacağını düşünerek diğer kaleye doğru ilerlemişti ama Scyther Krustle'ın skor üretmesini engelleyince tabii ki Sylveon da diğer kaleye skor basamamış oldu. Diğer taraftan hala Hoopa ve Venusaur merkez kalelerini korumaya çalışıyor ama Inteleon burada skor üreterekten skor farkını biraz daha açmıştı. Artık
maçın bitmesini bekliyoruz derken Howling Dusk takımından Surrender geldi ve ilk maçımızın kazananı Kaybedenler Kulübü oldu. Hızlı maçlardan biriydi. Birkaç tane kırılma noktası oldu eşleşmelerde. Ve şimdi zaten istatistiklerimize bakmaya geçeceğiz. Mustafa'yı aldık. Mustafa, maçtaki kırılma anları sence nelerdi? Lane'lerde en başından itibaren oldukça iyi üstünlük kurdunuz. Bunu neye bağlıyorsun? Ya şimdi bizim hem yukarıda hem de altta çok güzel bir rotasyon almamız ve farmlarımızın neredeyse altta beşini sekürdüğümüz sonucunda çok üstünlük sağladık lane'de. Hatta devamında counter jungle effect boost'unun devamını getirdik diyebilirim. Slow bro ben bayağı iyi iş çıkardı benim gözümde. Reciter'da. Buzzwall'la Eldegoss yukarıdaki lane'de özellikle çok hızlı bir üstünlük kurdular ve bu üstünlükle ciddi bir level farkı açtınız yukarıda. Sonrasında ilerleyen kısımda da özellikle senin snipe shotlarınla böyle çok ciddi hasarlar vererek rakip takımın pozisyon almasını engelledin. Bu snipe shotlar, yani izlemesi çok keyifliydi. Bu snipe shotları neye borçluyuz? Abi ben de kendime performans beklemiyordum pek ama nereden çok iyi sniper'lar tuttu. Bazıları otomatikman gidiyor tabii ki de. Yani bir bug var şimdi, tam bug sayılmaz ama otomatikman ya da bir belli bölgeye atılmaz, ne bileyim yukarı falan atıyor ya da aşağıya atıyor bir anda. O yüzden sıkıntı çıkartabiliyor ama bazen. Ama bazen işe yarıyor. Peki, çok teşekkür ederim Mustafa. Burada katılıp bize kısaca yorumunu yaptığın için. Çok tebrik ediyorum galibiyetiniz için. Bir sonraki maçta da başarılar diliyorum. Ben de rakibi tebrik ediyorum. Evet. Kazanan takımın Kaybedenler Kulübü'nün takım kaptanı Mustafa ile konuştuk. Mustafa tabii orada birazcık mütevazi davranaraktan hani kendimden bu performansı beklemiyordum dedi ama başka maçlarda birlikte oynadığımız için hani Mustafa'nın performansının her zamanki kadar normal olduğunu söyleyebilirim. Burada maçın kırılmasında benim gözlemlediğim özellikle üst lane'de Buzzwall ve Eldegoss'un çok ciddi başta level üstünlüğü kurması ve oradaki baskıyı sürekli arttırmalarına bağlıyorum. Öbür taraftan da Scyther'ın gelip ormandan yaptığı baskı ciddi şekilde rakip takımı zor anlar yaşattı. Şimdi şöyle istatistikler kısmına geldiğimiz zaman Buzzwall'un 54k, Slowbro'nun 36k, gördüğünüz gibi Caesar'ın yani Scyther'ın 68k. Şöyle kendimi de alıyorum tekrardan affınıza sığınarak görebilmek için. Eldegoss'un 37k ve snipe shotlarıyla gördüğümüz Inteleon'un 66k hasarı var. Hasar dağılımına baktığımız zaman evet burada Scyther'la Inteleon bir tık öne çıkmış durumda ama takımın geri kalanı da hasar anlamında oldukça verimli iş çıkartmış, bunu söyleyebiliriz. Tank anlamında da baktığımız zaman Slowbro'nun 49k'lık bir tanklaması var. Eldegoss'un 51k'lık tanklaması var ki Eldegoss pek çok kez önden girerek rakibin konumunu, pozisyonunu bozaraktan birazcık daha TF'ye biçimsiz başlamasını sağlamaya çalıştığını gördük. 63k'lık da bir recovery gerçekleştirmiş. Oldukça iyi bir rakam. Diğer taraftan Howling Dusk takımına baktığımız zaman burada da hasar anlamında aslında rakipte böyle eşit bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Belki Venusaur bir tık daha beklenenden az kalmış olabilir bu ama Venusaur yukarıda Buzzwall ve Eldegoss karşısında biraz level anlamında geri kaldığından dolayı başlangıçta işler iyi gitmediği için hasarın düşük olduğunu söyleyebiliriz. 47k hasar tanklamış. Oldukça iyi bir miktar. Krust'la baktığımız zaman 70k'ya yakın hasar tanklamış. 40k'ya yakın da hasar çıkartmış. Hoopa 53k hasar tanklamış. Sylveon 54k hasar tanklamış, 23k recovery, 42k da damage çıkarmış. Sylveon aslında oldukça efektif olduğunu söyleyebiliriz. Espeon ise 65k ile zaten kendi takımının hasar anlamında liderliğini taşımış. 38k kadar da hasar tanklamış. Dediğim gibi eşit bir dağılım var. Sadece lane'lerde baskıya karşı biraz daha belki erken zorlandıkları için bazı şeyler yolunda gitmediğini söyleyebiliriz. Bakalım ikinci maçta
bu farkı kapataraktan karşı tarafa misilleme yapabilecekler mi? Şimdi artık yavaş yavaş ben de lobi kısmına, arkadaşlarımın yanına ikinci maça başlamak için geçiyorum. Evet, iki takım da yerinde. 30 saniye içinde draft kısmına geçeceğiz. Arkadaşlarımın son kendi aralarında konuşmaları yapıp düzenlemeleri için bir 30 saniyelik onlara fırsat tanıyoruz. Sonrasında hızlı bir şekilde mücadelemize başlayacağız. Maçlar oldukça hızlı ve oldukça, yani ben bir taraftan izliyorum, bir taraftan anlatmaya çalışıyorum nacizane, ama oldukça keyifli oluyor benim için de. Çünkü iki takımdaki oyuncuların da altını çizmek istiyorum. Bir kısmı müsabık e-sporcu düzeyinde zaten hani profesyonel oyuncular. Bir kısmı da profesyonel oyuncu olmak için şu an belli bir takım sistemi altında eğitim alıp antrenman yapan arkadaşlar. Dolayısıyla iki takımda da, önceki maçta da, yani QQ'la Down'ın arasındaki maçta da olsun, buradaki Kaybedenler Kulübü ve Dusk arasında da olsun, bilen oyuncuları izlemenin tabii keyfi çok bir başka. Şimdi artık arkadaşlarımın hazır olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da mücadeleyi başlatıyorum. İlk başta ban ekranındayız. Burada seçim ve ban ekranını görebilmeniz için kısa süreliğine kendimi alıyorum. İki takım da ban aşamasında şimdi kararlarını verecekler. Bakalım karşılıklı neler banlanacak, onu göreceğiz. Bir Miv ban geldi. Howling Dusk takımından. Kaybedenler Kulübü'nden Umbreon banı geldi. Buzzwol banı geldi. İlk maçtaki performansından sonra Buzzwol bekleniliyordu ve Trevenant geldi. Miv, Buzzwol, Umbreon, Trevenant banlanan 4 lisansımız. Şimdi sırasıyla takımlarımız picklerini yapacaklar. Bakalım ne tarz bir takım rotasyonu kurabilecekler. Dusk'tan ilk pick olarak Lifion geldi. Kaybedenler Kulübü'nden ise bir Cinderace, ikinci Clefable var. İkinci ve üçüncü pickini yapacak şimdi Howling Dusk. Bakalım neler gelecek. Inteleon geldi. Crustle geldi. Şimdi Kaybedenler Kulübü'nün üçüncü ve dördüncü pickini göreceğiz. Blissey geldi. Ve Goodra geldi. Çift support gitme kararı aldı Kaybedenler Kulübü. Son 5 saniye Howling Dusk'ın pick için. Eldegoss ve Lucario geldi. Kaybedenler Kulübü'nün son piki, bakalım ne olacak. Çift support gördük burada ama Pokemon Unite'da support gibi gözüken Pokemonlar hiç support gibi olmayabiliyorlar. Sylveon geldi. Şimdi artık son hazırlık aşamasındayız. Bir tarafta Lifion, Crustle, Inteleon, Eldegoss ve Lucario var. Öbür tarafta Cinderace, Clefable, Blissey, Goodra ve Sylveon var. Sylveon ve burada özellikle Cinderace'in hasar gücünün ne kadar yüksek olabileceğini zaten Unite takip eden ve oynayan arkadaşlarım biliyorlardır. Öbür taraftan Goodra da tank ama ciddi hasarlar çıkartabilen bir tank. Ayrıca Clefable burada kilit noktalardan biri. Nasıl bir Clefable göreceğimizi gerçekten merak ediyorum. Lifion, Inteleon ve Lucario'nun zaten hasarı bence tartışılmaz. Crustle'la Eldegoss'un desteğiyle birlikte bakalım nasıl bir takım kompozisyonu oluşacak, nasıl bir rotasyon izleyeceğiz. Burada bu ekranda dikkat çeken şeylerden biri Cinderace'in altın kurdelesi. Yani ciddi miktarda Cinderace oynanıldığı anlamına geliyor. Burada profesyonel düzeyde bir Cinderace izleyeceğiz birlikte demektir.
Ve maçımız başlıyor. İlk maçı kaybedenler kulübü almıştı. Bakalım bu maçta Howling Dusk skoru eşitleyip seriyi 3. maça taşıyabilecek mi? Şimdi lane dizilimine şöyle bir baktığımız zaman Gudra ve Sylveon aşağıda, Inteleon ve Krassel karşısında. Burada çok hızlı karşı karşıya gelecekler. Öbür taraftan yukarıda Lucario ve Eldegoss'a karşı Clefable. Şu an Gudra ve Sylveon farm'a odaklanır. Hızlı bir şekilde Eevee'nin Sylveon'a dönüşmesi çok önemli. Çünkü ciddi şekilde vurabileceği hasar oranı artacak. Şimdi yukarıda Clefable karşı tarafın kalesinin içerisine girdi. Ve 5 skor üretti. İki takım da birbirine denk skorlar üretti. Lucario sıçrayla uzaklaştı. Kaçabilecek mi? Clefable yakaladı. Peşinden Robot geliyor. Burada skor üretmeye devam ediyorlar. Aşağı tarafta ise Sylveon şu an Inteleon'u kendi kalesinin içerisinde savunmaya kaçmaya zorladı. Ayrıyeten burada Gumi şu an bildiğiniz serbest farm yapma imkanı buldu. Ve 5 level olarak Sligo'ya dönüştü. Sligo olduktan sonra artık 5 levelden sonra biliyorsunuz ki Gudra'nın da yetenekleriyle birlikte oldukça efektif bir hal alabiliyor. Çok ciddi oranda can yenilemeyle kendi hayatta kalibilitesini yüksek bir şekilde arttırmış oluyor. Yukarıda Clefable ve Blissey şu an ittirmeye çalışıyorlar derken Clefable'ın canı azaldı. Bakalım Blissey onu hayatta tutabilecek mi? Lucario ve Eldegoss üzerine gidiyor. Lucario düşürdü. Şimdi Blissey'i kovalayacaklar. Blissey bayağı bulky bir Pokemon, skor üreterekten hasardan kaçıp bir taraftan da skor üretmeye devam edecekti. Lucario meyveyi almayı engellemeye çalıştı. Bu sefer Eldegoss önüne geçti. Bakalım Blissey kaçabilecek mi? İnatla uzaklaşmaya çalışıyor. Lucario ve Eldegoss da onu kovalamaya devam ediyor. Şu an kanlı bir takip var burada. Ve son olarak artık Lucario Blissey'i düşürdü ama kendi burada Clefable'ın farm yapabilmesi için ciddi şekilde ona vakit kazandırmış oldu. Cinderace de karşı karşıya geldi. Lifion ama Cinderace yani düz vuruşlardaki hasarın çok yüksek olmasıyla Lifion'u hızlı bir şekilde düşürmüş oldu ve oradaki farmı ele geçirdi. Burada Sligo ve Sylveon ise farm yapmaya devam ediyor. Lane'lerindeki farmları alıyorlar. Krustle biraz geri kaldı. Level farkını bir an önce kapatıp evrimleşmesi lazım. Aksi takdirde lane'de gerçekten ciddi zorluk yaşayacaklar. Farmı çalıp kaçmaya çalışıyordu ama şu an Sylveon'un Hyper Voice'unun içerisinde kaldı. Sligo skor üretti. Sylveon skor üretiyor. Inteleon burada kalesini korumaya çalışıyor ama karşılıklı şekilde hem Gudra ve Sylveon'la karşı karşıya olduğu için orası biraz karıştı. Cinderace yukarıya Gang'e geldi ve arkadaşlarına buradaki kaleyi hızlı bir şekilde aldılar. Aşağı tarafta Lifion arkadaşlarına lane'de yardıma geldi. Gudra tabii ki hasar alıyor. Hasar aldıkça diğer taraftan kendi canını fulliyor. Canını fullemesini engellemeye çalıştılar ve sonunda düşürdüler ama bu sırada ciddi hasar verdi. Şimdi artık burada obje savaşı başlamışken düşük bir canla obje savaşına girmiş oldular. Lifion hasarları vura vura yani bir taraftan hasar vererek bir taraftan da kaçarak takımını yani yatmadan takımına burada destek olmaya çalıştı ama çok hızlı bir şekilde canları azalmış olduğu için bu lane'de yakalanmış oldular. Şimdi Blissey'in peşinden Krustle ve Lucario geldi. Lucario Sylveon'un peşinden gidiyordu. Geri döndü Hyper Voice'u görünce. Gudra rakip takımın kalesinin içerisine girdi ve Cinderace objeyi aşağıda kesti. Şöyle baktığımız zaman Gudra kalenin içerisinde şu an ben tek siz hepiniz diyordu. Snipe shot gelene kadar isabetli bir snipe shotla Gudra düşmüş oldu. Sylveon'u duvarla engelledi ama tabii ki takım arkadaşlarının canları az olduğu için öne doğru çıkmayıp geride safe kalmayı tercih ettiler. Şu an kaybedenler kulübü lane'de baskı kurmaya çalışıyor. Clefable çok yüksek hasar aldı. Blissey onu hayatta tutmak için Unite move'unu kullandı. Cinderace yukarıdan Eldegoss'u düşürdü. İlk maçtakine benzer bir level farkı oluşaraktan level olarak geride kalma sonucu biraz zorlanıyor Howling Dusk takımı ama yani lane'lerdeki bu baskının çok hızlı ve
tahmin edilenden farklı gelişmesi tabii bir ilginç sonuç doğurdu. Şimdi yukarıda bu sefer 3'e 1 bir mücadele var. Ayrıyeten Reggie Aleki alındı burada. Kendi başına Clefable ayakta durup bu lane'i kaybetmemeye çalıştı ama Reggie Aleki'nin de kalenin içerisine girmesiyle birlikte yukarıdaki kale düşmüş oldu. Gudra direkt savaşın içerisine atlıyor. Buradan Lucario ve Eldegoss'un peşinden geldi. Lucario kombinasyonunu kullanaraktan Gudra'nın pozisyon alıp canının fullemesini engellemeye çalıştı ama arkadan Sylveon desteği geldi. Sylveon Hyper Voice ile birlikte 2-2 yaparaktan iki rakibini de burada etkisiz hale getirmiş oldu. Aşağıda Inteleon kaleyi savunmaya çalışıyor ama Blissey burada gerçekten zor anlar yaşatıyor. 5-5 yukarıda yaptığı gibi skor üreterekten rakibin lane'deki dengesini ciddi bir şekilde bozdu. Yukarıda da aynı taktiği uyguladılar. Yukarıda bu şekilde skor atmayı engellemeye çalışırken bir taraftan takımlar kendileri bu sefer farmdan uzakta kaldıkları için aslında level farkının da açılmasına sebebiyet veriyor. Yani burada çok ilginç bir strateji uygulanaraktan üstünlük kuruldu. Gudra tek başına hayatta kalmaya çalışıyor, gene canını fullüyor, tekrar fullüyor derken Lifion geldi. Lucario destek vererek orada Gudra'nın düşmesini sağladı. Bu sefer Sylveon Lucario'yu indirdi. Crustle orada yeteneği ıskaladı ve Hyper Voice'un içinde kaldı. Unite move'uyla kurtuldu. Şu an Sylveon'u kovalıyor. Yakalayabilecek mi bakalım. Peşinden arkadaşı Eldegoss da desteğe geliyor. Sylveon Hyper Voice'u açaraktan uzaklaşa vurmaya devam etti. Aşağıda objeyi Cinderace tek başına kesti. Burada Sylveon ilk önce Crustle'u düşürdü. Şimdi de Eldegoss'un peşinden gidiyor. Ve Eldegoss'u da indirdi. Gudra'nın desteğiyle birlikte. Takımların yavaş yavaş özellikle Howling Dusk takımının birazcık daha farma odaklanarak aradaki level farkını kapatması gerekiyor. Çünkü şu an kaçan kovalanır şeklinde oyun çok hızlanmış durumda. Burada da birazcık farm olayını kaçırabiliyoruz. Hızlı bir şekilde yukarıda Reggie Aleki alındı. Snipe Shot'la Inteleon Reggie Aleki'yi çalmaya çalıştı ama Reggie Aleki'nin önüne geçen Blissey hasarı engellemiş oldu. Hızlı bir kombinasyonla da Cinderace Eldegoss'u düşürdü. Şimdi Reggie Aleki'yi kalenin içerisine soktular ve sırasıyla hasar basarak burada gollerini atarak kaleyi düşürmüş oldular. Maçın temposu çok hızlı olması rüzgarı arkasına alan takım için iyi ama kovalayan takım için dezavantajlı olabiliyor. Biraz bu maçta onu görüyoruz. Tabii ki son 2 dakikada her şey değişebilir. Son 2,5 dakikaya girdik. Artık yavaş yavaş Rayquaza savaşına takımların hazırlanması gerekiyor. Aksi takdirde Rayquaza'yı kaybetmek bütün maça mal olabilir. Aradaki skor farkı oldukça yüksek. Buradan sonra bu skor farkını kapatabilmek istiyorsa eğer Howling Dusk takımı Rayquaza savaşına iyi koordineye girmeleri lazım ve Rayquaza'yı almaları şart. Rayquaza'yı almaları da yetmeyecek. En az 4 takım arkadaşının skor üretmesi lazım. Derken burada kaybedenler kulübü Cinderace ve Sylveon'a sahip olduğu için çok hızlı bir şekilde Rayquaza'yı yaktı ve Rayquaza'yı alarak Howling Dusk takımının artık kazanma umudunu da bitirmiş oldu. Çünkü tek çareleri Rayquaza'yı almaktı. Rayquaza'yı alma durumlarında skor üretip 4 kişiyle en azından skor anlamında skoru eşitleyebilir ya da öne geçebilirlerdi ama Rayquaza savaşında hızlı bir Rayquaza alımıyla bunun önüne geçmiş oldular ve kaybedenler kulübü peş peşe 2 maç kazanarak bu turumuzun galibi oldu. Şimdi istatistikler kısmına geçeceğiz ve maçın kritiğini yapmak için tekrardan takım kaptanı Mustafa'yı sesliye alıp onunla maçın kritiğini birlikte yapacağız. Kendisini Mustafa'yı sesliye bekliyoruz maçla ilgili yorumlarını almak için. Bu arada Mustafa'yı beklerken iki takıma da mücadeleleri için tebrik ediyorum. İzlemesi oldukça keyifli, temposu çok yüksek bir maçtı. Yani pek çok hamleyi ve TF'yi yakalamak benim için bile çok zordu. Bir tarafa bakarken diğer tarafta birden aksiyon başladı derken iki taraf arasında git gel yaptık. Temposu oldukça yüksek bir maçtı. Evet, şimdi Mustafa bizlerle beraber. Mustafa, tebrik ederim ilk öncelikle maçı kazandığınız için ve sonrasında en başından itibaren çok yüksek tempolu bir maç yürüttünüz. Bunu neye bağlıyorsun ki oldukça ilginç gözüken başta bir takım rotasyonu kurmanıza rağmen bayağı temposu yüksek bir maçtı. Aslında bizim Clefable Avrander olarak oynatacak. Yani Draining Kiss daha çok support değildi.
böyle yaptık. Bastız. Yakup abi yani bu listeyi counter'a göndermemin sebebi de Leafon'un early gank atamaması. Yani early gank atarsa büyük geride başlayabilme olasılığımız vardı. Early gank dediğimde lane'e erkenden geldi jungle'ın. Level 4 olarak lane'e erkenden gelmesine deniliyor. O yüzden orada baya baya iyi oldu. Baya 8.50'den önce yani arıları kaçıldı. Arılar dediğim 6 arılar. Lane'de biliyorsunuz arılar çıkıyor bir süre sonra. Rakibi de çok iyi oynadı aslında. Rakip de baya iyi oynadı. Yani siz çok hızlı hareket ettiniz. Onlar da aynı tempoda kovalamaya çalıştılar. Yani bu anlamda gerçekten yani şeydi. Bir taraf koştu, öbürü peşinden gitti. Temposu yüksek bir maçtı. Ama bu hem Cliffable hem Blissey pick'i yani çift support ki held item tercihlerinden yani Cliffable'ın birazcık daha all-rounder şekilde kullanılması zaten aslında bekleniyordu. Ama siz sanırım all-rounder olarak değil Cliffable'ı da support olarak kullandınız. Ya aslında Lennox oynadığı için onu da all-rounder yapmayı düşünüyordu. Yani Cardo oynadığı gibi benim yanında Blissey ile oynadığı için aslında Omni yani Cliffable şu an burada all-rounder oynadı. Aslında Cindy Blissey seçmemizin nedeni de ve Helpingen seçmemizin nedeni de Cindy's var olduğu için çoğunlukla. Çünkü Cindy's basic attack bazlı bir Pokemon olduğu için ve Cliffable'ın da skill'leri düz vuruş hızı verdiği için ondan yana bir şey oldu. Dışarıdan ilginç bir takım rotasyonu kurulmuş gibi gözükse de aslında arkasında yatan ciddi bir strateji vardı yani. Aynen. Yani çünkü rakipten troll edin sana düşünmesinler. Cidden ya, elimizden gelen hatta en iyisini yaptık bayağı. Böyle rakip de bayağı yeni oynadı aslında. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için ve galibiyetiniz için üst tura geçtiğiniz için de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi Mustafa'nın yorumlarını aldık. Mustafa aslında çift support giderek Cliffable'ı all-rounder kullanmayı düşünüyorduk. Dedi ki Omni zaten bu şekilde oynamaya aşina olduğundan dolayı ve takımda ayrıyetten Cinderace'in de Blissey'nin helping hand'i ile birlikte düz vuruşların daha etkili olabileceğini düşünerek bir kompozisyon oluşturduk dediler. Oldukça temposu yüksek, takip etmesi eğlenceli bir maçtı. Şimdi şöyle istatistikler kısmına geçelim. Ondan sonra birkaç dakikalık bir hazırlanma aşaması olacak. Bir sonraki turumuza geçeceğiz. Ben istatistikleri daha net görebilmek için şöyle kendimi alıyorum. Şimdi burada baktığımız zaman Lucario'nun 52k hasarı 57k'da tankladığı hasar var. Oldukça aslında iyi istatistik diyebiliriz. Inteleon'un 56k hasarı var. 35k tanklamış. Ayrıca takımda belki hani bu gank atması engellemek için counter atılan Lifion'un 40k'lık hasarı birazcık düşük kalmış olabilir ama karşı takım ona karşı değişik bir strateji geliştirdiği için burada Lifion'un hasarının bu noktada kalmış olması da çok anormal değil ki elinden geleni yaptı. Maç esnasında hem rakibi rahatsız edip hem de pozisyon alması engellemek için elinden geleni yaptığını gördük. Eldegoss'un 23-24k hasarı 61k'da tankladığı hasarı var ve 23k'da recovery yapmış. Krass'la baktığımız zaman 23k'lık hasarı 71k'lık hasar tanklamasıyla o da üzerine düşeni oldukça elinden geldiğince yapmaya çalışmış. Aslında takımın rollerine göre baktığımız zaman dağılım ilginç değil. Belki Lucario'nun hasarıyla Lifion'un hasarının arasındaki fark biraz göze çarpıyor gibi ama arkadaşlarımı ellerinden geleni yaptıkları için çok tebrik ediyorum. Güzel bir mücadeleydi. Diğer tarafta Cliffable'ın 35k hasar, 46-47k kadar da hasar tanklaması ve 27k'lık recovery'si var. Hemen yanında Goodra 71k'lık hasar, 64k'lık tanklama ve 35k'lık da recovery ile birlikte zaten Goodra'nın 5 levelden itibaren artık Dragon Pulse ile birlikte karşı tarafın onu held item'la nerfleyememesi durumunda oluşturduğu yani bu hem hasar verme hem hayatta kalma olayı biliyorsunuz ki oldukça iyi. Bunu da elinden geldiğince iyi gerçekleştirmiş.
Blissey'nin 17K'ya yakın hasarı, 42K'ya yakın tanklaması ve 8K'lık recovery'si var. Blissey de arkadaşlarını desteklemek için elinden geleni yaptı. Asıl burada Attacker olarak görünen iki arkadaşımızın çıkarttıkları hasar 70K ve 64K'lık hasarlar ciddi şekilde bence oyunda büyük rol oynadığını düşünüyorum. Sylveon 70K hasar, 22K tanklama ve 13K'ya yakında recovery'si var. Aynı şekilde Cinderace 64K'lık bir hasar, 22K hasar tanklamış, 9.5K'ya yakında recovery yapmış. Burada zaten Gudra'nın hasarı tank, yani normal Attacker'ların hasarından bile yüksek, yeteneğini kullanma şekli, yani Dragon Pulse'u birden fazla kişiye isabet ettirme şekliyle hem çok hızlı can yenilemesi, hem hasar tanklayabilmesi, hem hasar verebilmesi, yani aslında bir tank değil de hani bir tank, 3 Attacker, 2 support gibi bir durum çıkmış ortaya. Oldukça başarılı ve izlemesi keyifli bir maçtı. Tekrardan iki takımdaki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Şimdi artık lobimize geri dönebiliriz ve sonraki tura başlamak için, yeni turumuza başlamak için de hazırlıklarımızı yapabiliriz. Evet, ve final turumuzla beraberiz. Team QQ ve Kaybedenler Kulübü karşı karşıya. Şimdi draft kısmına geçiyorum. Arkadaşlar son hazırlıklarını yaptılar. Ben de draft kısmında görüşünüzü engellememek için kendi kameramı kısa süreliğine kapatıyorum. Ban aşamasındayız. Şimdi arkadaşlarım sırasıyla banlarını yapacaklar. Evet, arka plandaki ses birazcık yayına karışmış şu an. Onu fark ettim. Bu artık benim amatörlüğümden kaynaklı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buzzwall, Mi ve Crustle banlandı. Son bir banımız daha kaldı bakalım. Clefable banlandı. Buzzwall, Mi, Crustle, Clefable banlandı. First pick Team QQ'da. Bakalım ilk pickte ne seçecekler? Lifion geldi. Umbreon var. Umbreon ve Trevenant ikilisini göreceğiz sanırım. Evet, Umbreon ve Trevenant geldi. İkinci ve üçüncü picklerine Team QQ'nun bakalım neler olacak. İki takım da kendi gruplarından ikişer galibiyet alarak üst tura çıktılar. Yani şu an bir namaluplar arasında mücadele olmuş olacak. Sylveon ve Inteleon geldi. Kaybedenler kulübünün 3. ve 4. pikini bekliyoruz. Clefable ve Espeon geldi. Son pikleri Team QQ'nun şu an 4. ve 5. tercihlerini yapacaklar. Slowbro geldi. Ve Eldegoss geldi. Kaybedenler kulübünün son pikini Omni yapacak. Bakalım son pikleri ne olacak? Phalanx geldi. Oldukça renkli iki takımımız var gene. Şu an takımlar son hazırlıklarını yapacaklar artık. İki takımdaki oyuncuların da oldukça iyi oyunculardan oluştuğunu, yani bugün bu turnuvada izlediğiniz oynayan oyuncuların hepsinin profesyonel seviyede oyuncu olduğunu ya da profesyonel seviye oyuncularla birlikte antrenman yapan, hali hazırda hazırlık aşamasında olan arkadaşlarım olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla yani izlediğimiz oyuncuların hepsi normal oynayan oyuncuların standartlarının üzerinde.
ve yükleme ekranındayız. Az sonra final turumuz başlıyor. Eldego, Slowbro, Inteleon, Sylveon, Lifion. Karşısında Espeon, Umbreon, Clefable, Trevenant ve Phalanx var. İki takımda da iki tane Evolution'ın olması da şu an renkli bir isabet olmuş. Yani renkli bir eşleşme. Bu anlamda yani ben gördüğüm zaman beni her zaman mutlu eden şeyler. Daha çok bence Evolution'a ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Unite'da. Şimdi kendimi de artık açarak bakalım takımlar lane'lere nasıl bir dağılım yapacaklar. Alt tarafta Inteleon ve Slowbro var. Diğer tarafta ise iki tane Eevee görüyoruz. Biri Umbreon, diğeri Espeon. Oldukça renkli, güzel bir eşleşme. Trevenant ve Clefable bu arada lane'de baskı kurmaya çalışıyor. Sylveon ve Eldegoss da onları lane'de ittirmeye çalışıyorlar. Yukarıdan Sylveon hızlı bir şekilde hasar çıkartaraktan zor anlar yaşattı Trevenant'a. Phalanx resmen imdadına yetişmiş oldu. Ayrıca Clefairy buradan hızlı hızlı kendisi skor üreterek level alıyor ve öbür taraftan da rakip takımın hareket etmesini oldukça engellemeye çalışıyor. Inteleon ve Slowbro da burada Espeon ve Umbreon'a karşı. Espeon ve Umbreon ikinci jenerasyondan tanıştığımız Evolution'lar burada yan yana, ikisi birlikte görmek de oldukça hoş. Ve takımlar tekrardan kendi farmlarına yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Sylveon Hyper Voice'uyla oldukça hızlı bir şekilde farmı temizliyor. Phalanx'i düşürdüler. Lifion'un Solar Beam'iyle Clefable'ı düşürdüler. Trevenant tek başına şu an lane'ini tutmaya çalışıyor. Lifion'u düşürdü ama peşinden Sylveon da Trevenant'ı düşürdü. Çok hızlı, yukarıda hareketli bir mücadele başladı. Şimdi Clefable kovalıyor ama Sylveon'un Hyper Voice'u tabii ki kendisini kovalamasını engelledi. Umbreon, Espeon ikisi karşılıklı şu an Inteleon'un üzerine gidiyorlar. Umbreon düştü. Espeon uzaktan hasar vererek rakiplerini rahatsız etmeye çalışıyor. Şimdi orta kısımda 8'lerde bir mücadele başladı. Phalanx hızlı bir şekilde girdi içeriye. Phalanx biliyorsunuz ki son dönemin oldukça rahatsız edici, yüksek hasar çıkartan Unite lisanslarından biri. Sylveon'un peşine gidiyor. Sylveon Hyper Voice'u açarak kendisi takip etmesini engellemeye çalıştı. Takımlar yavaş yavaş aşağıda, bir yerde de kendileri yavaş yavaş obje savaşına hazırlanmaya çalışıyorlar. Karşılıklı hasarlar çıkartıyor derken büyük bir Leaf Blade geldi ve peşine de Inteleon'un hasarıyla birlikte bir büyük Leaf Blade daha geldi. Espeon ve Umbreon ikisi şu an lane'ini tutmaya çalışıyorlar. Umbreon ortada, Espeon arkadan hasar vermeye çalışıyor. Slowbro çok hızlı bir şekilde girdi. Umbreon anlık kaçtı, kendi kalesinin içerisinde pozisyon olaraktan kalkanı da almaya çalışıyor derken Slowbro düştü. Clefable, Espeon, Umbreon hep canlar çok az. Şu an safe oynamaya çalışıyorlar ama bir taraftan da lane'deki baskıyı kaybetmemeye çalışıyorlar. Lifion geriye doğru kaçarken Espeon'un saldırısına yenik düştü. Phalanx birden içeriye girerekten ortalığı birden tempoyu değiştirmiş oldu. Şu an peş peşe saldırılar geliyor. Sylveon'un Hyper Voice'u kalenin içerisinde skor üretmeye çalışan rakiplerine zor anlar yaşatıyor derken Lifion'un bu seferki Solar Beam'i isabetsiz olmuştu. Peşinden tekrardan bir Solar Beam geldi. Canla, iki takımın da canları çok düşük şekilde bir taraftan pozisyon almaya çalışıyor. Bir taraftan geri düşen takım lane'i ve buranın kontrolünü kaybedebileceği için de geri adım atamıyorlar. Şu an Trevenant Eldegoss'u ittirirken Clefable skor üretmeye çalışıyor. Clefable skor üretti. Umbreon geldi. Umbreon da aynı şekilde Minion'lukla takım arkadaşlar destek vermeye çalışıyor derken Lifion büyük bir Solar Beam daha indirdi. Solar Blade daha indirdi. Aşağı şu an objeyi yakalamaya çalışıyor derken Espeon Unite Move'uyla onun bunu yapmasını engelledi. Peşinden Phalanx aşağıdaki objeyi almış oldu. Oldukça hızlı ve seri bir mücadele gördük burada. Şimdi takımlar tekrardan pozisyon almak isteyecekler. Tabii ki objeden gelen bonuslarla birlikte şu an kaybedenler kulübü baskıyı lane'de sürdürmek istiyorlar. Skor üretip en azından
burada objeden aldıkları avantajı da değerlendirmek istiyorlar. Umbreon'a büyük bir solar beam daha geldi. Inteleon'dan bir isabetli snipe shot. Şimdi yavaş yavaş artık takımlar tekrardan farmlarına dönüyorlar. Farmlarını çok uzun süre ihmal edemezler derken Trevenant buradan faydalanarak aşağıdaki mücadele devam ederken yukarıdan Regi Eleki'yi almış oldu. Bakalım Regi Eleki'yi kalenin içeri sokabilecekler mi derken Regi Eleki'yi kalenin içeri soktular. Şimdi peş peşe ilk önce Trevenant arkadaşlarının skor üretmesine izin verdi. Sonra da kendisi skorunu attı. Clefable düştü. Phalanx'in çok az canı var. Phalanx ama bir taraftan da rakipleri kovalamaya devam ediyor. Slowbro düştü. Eldegoss düştü. Trevenant geri adım atmıyor. Phalanx peşinden giderekten arkadan yeteneğini kullanarak hasar çıkartmaya çalışıyor derken Phalanx 3'te 3 yaptı Sylveon'u da indirerek. Skor üretirlerken Umbreon birden aralarına atladı. Eldegoss aralarına atladı. Peşinden Slowbro geldi. Burada kale içerisinde mücadele devam ediyor. Umbreon ve Espeon kaçmaya çalışıyor. Büyük bir snipe shot gördük. Umbreon bakalım kaçabilecek mi? Flash'ını kullanaraktan rakibin hasar alanının dışına çıkmaya çalıştı. Inteleon snipe shotlarıyla Espeon'u hedef alıyor. Espeon da geriye gitti. Artık takımlar biraz daha geriye çekildiler. Ve tekrar kendi farmlarına geri dönüyorlar. Aşağıda Clefable şu an kendi lane'ini tutuyor. Ve takımlar kendi lane'lerine yavaş yavaş dağılıp tekrardan farmlarını alacaklar. 8 saniye sonra tekrardan aşağıdaki obje için pozisyon almaya başlayacaklar derken aşağıda yavaş yavaş birbirlerini tartmaya başladılar. Sylveon Hyper Voice'uyla Clefable'ın canını azalttı derken arkadan büyük bir snipe shot geldi. Lifion Phalanx'in oraya girdi. Unite Move'lar peş peşe derken Espeon Unite Move'unu attı. Burada tekrardan objeyi karşı takıma vermeyip objeyi alabildiler derken Inteleon'un peşinden Phalanx geliyordu. Arkadaşları Inteleon'u takip etmesini engelledi derken peşinden Trevenant bu sefer Phalanx'e desteğe geldi. Trevenant ve Phalanx ikisi birlikte gidiyordu. Phalanx büyük bir hasarla Sylveon'u düşürdü. Şu an Lifion tek başına lane'ini kurtarmaya çalışıyor derken kalabalık ortasına kaldı ve Phalanx kendisini yakalayarak düşürmeye çalıştı. Burada peş peşe skorlar üretiyorlar. Şu an Inteleon ve Eldegoss geldi. Gerçi arkadaşların lane tutmayı korumaya çalışıyorlar. Arkadaşlarıyla tekrardan organize olana kadar ama hızlı bir şekilde mücadele içerisine girdiler. Slowbro çok hızlı girdi. Peşinden Sylveon geldi. Espeon ise Sylveon'a uzaktan hasar vererek arkadaşlarının kovalamasını engellemeye çalışıyordu. Umbreon skor üreterek aşağıdaki kaleyi aldı. Lifion peşinden gitti. Büyük bir solar blade gördük. Umbreon yalnız kaçıyor. Uzaklaşarak inatla uzaklaştı ve herkes onun peşinde şu an. Umbreon'u yakalamaya çalışıyorlar. Umbreon düştü. Bu sırada Umbreon'un kazandırdığı süreyi kullanaraktan Phalanx'e yukarıda Regieleki'yi almış oldu. Son 2,5 dakikadayız. Rayquaza'nın haritada belirmesi için son 30 saniye kaldı. Takımların artık bundan sonra oldukça dikkatli hareket etmesi lazım ki buradan sonraki hatalar telafisi olmayacak. Aradaki skor farkı 250, yaklaşık 250 puanlık bir skor farkı var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Team QQ için buradaki Rayquaza savaşı gerçekten hayati önem taşıyor. Takımlar son Rayquaza'nın 7 saniyesi, 5 saniyesi pozisyon almak için yavaş yavaş artık arkadaşlarıyla koordine olmaya çalışıyorlar. Ve Rayquaza haritada belirdi. Yukarıda Phalanx ile bir temas olduğunu görüyorum. Burada Lifion, Eldegoss, Sylveon, Clefable içeri girdi. Trevenant peşinden geldi. Phalanx ve Trevenant bütün maç boyunca birlikte hareket ederekten rakiplerine zor anlar yaşattılar. Şimdi Clefable bariyer kullanaraktan rakiplerini itti ama Sylveon ve Inteleon uzaktan, özellikle Inteleon uzaktan hasar vererekten rakibini canını azaltmaya çalışıyor. Yalnız oldukça güzel konum aldılar. Burada Rayquaza'ya ellerinden geldiğince yaklaştırmıyorlar Team QQ'yu. Slowbro içeri girdi derken peşinden Sylveon'un Hyper Voice'u. Burada Trevenant düştü. Şu an Trevenant'ın düşmesi ciddi bir olay. Umbreon Unite Move ile içeriye girdi. Phalanx peşinden geldi. Phalanx büyük hasar çıkartıyor derken Espeon'un Unite Move'u ortalığı birden karıştırdı. Şu an geriye Sylveon, Eldegoss ve Inteleon kaldı. Son 1 dakika. Şu an artık kırılma noktasındayız derken Inteleon da düştü ve baktığımız zaman Team QQ'nun bu maçı geri çevirmesi artık oldukça zor. Umbreon rakipler gelmeden tekrardan bir skor üreterekten farkı açmaya çalıştı. Üzerine bir solar bimle Lifion'un peşinden gidiyor. Milnuk'la Lifion'un kendisi takip etmemesini sağladı.
ve son 30 saniye içerisindeyiz. Artık buradan maçın dönmesi neredeyse imkansız diyebiliriz. Çünkü mevcut ellerindeki bütün skorları dahi bassalar, şu an kaybedenler kulübünün de basabileceği oldukça skor var. Dolayısıyla aradaki farkı kapatmak pek mümkün gözükmüyor. Ambryon yukarıda yakalandı ve Inteleon'un snipe shot'ıyla faint oldu. Son 10 saniye. Rayquaza savaşı başlayamadı bile. Kaybedenler kulübü özellikle Rayquaza'nın önünde öyle büyük bir bariyer kurdu ki Rayquaza'ya, Tim Kirkyon'un Rayquaza'ya girmesini, pozisyon almasını en başından itibaren engellemiş oldular. İlk maçın kazananı kaybedenler kulübü oldu. Şimdi sırasıyla tabii ki maçın kritiğini yapmak için iki takım kaptanı da sırasıyla sesli alacağım. İlk önce kazananlar tarafından Mustafa'yı Discord'da sesliye alabilirsem kendisi neler söyleyecek, takımın maçı kazanmasındaki önemli faktörleri bizimle paylaşırsa, sonrasında da Team QQ'nun takım lideri Tan hocamla birlikte neler oldu, neden bu kadar pozisyon almakta sonda zorlandılar, bunun üzerine yorumlarını alacağız. Hoş geldin Mustafa, galibiyet için tebrik ederim. Hoş bulduk abi, teşekkür ediyorum. Oldukça hareketli evet. Bir maçtı. Özellikle Rayquaza savaşında rakibinizin bir türlü pozisyon almasına izin vermediniz. Tabiri caizse Rayquaza'ya yaklaştırmadınız. Ve yani skor üstünlüğünüzü de elinizde tuttunuz. Neler söylemek istersin? Rayquaza Fighting alanını kontrol altına almamız çok büyük bir fayda oldu bizim için. Başka SPO'nun early game'i fark ettiyseniz biz Phalanx'ı kırmızıdan başlattık. Sonra yukarı gank attırdık. Biz de maviyi aldık. Tabi ben orada biraz hata yaptım ama sonra düzeltti falan. Gank direkt aşağıya level 4 Espeon olarak geldik. Bu sayede Inteleon'a karşı çok büyük bir avantaj sağladık diyebiliriz. Yani özellikle Trevenant ve Phalanx'in birlikte hareket ettiği yerlerde gerçekten büyük hasarlar çıkartarak orada çok hızlı rakiplerin eridiğini gördük. Baştan böyle bir strateji düşünmüş müydünüz yoksa maç esnasında biraz spontane mi gelişti? Ya aslında yani birçok öyle diyebilirsiniz. Çünkü Phalanx'in bildiğiniz üzere bir ihtimalle No Retreat basınca önden alınan hasarı azaltıyor. Tremant Curse de alınan hasarın Curse'de bir yukarıda bir var, o hasarı dolduruyor. Ve eğer o Curse full olduğunda patlarsa bütün cooldownları sıfırlanıyor. Hornet sıfırlanıyor ve... Anladım. Peki çok teşekkürler Mustafa. Tekrardan galibiyetiniz için teşekkür ederim. İkinci maçta da başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Rakibi tekrardan tebrik ediyorum abi. Şimdi Tan hocam müsaitse kendisini bir sesliğe alıp sesi de onun yorumlarını alacağız. Geldim, selamlar. Hoş geldin. Tebrik ederim, çok güzel maçtı. İzlemesi çok keyifliydi. Ya güzel çekişmeli oldu. Biz biraz kendi içimizde bu sefer nasıl yapalım, nasıl edelim derken geç kaldık bazı şeyleri. Rayquaza savaşını özellikle uzatmaya çalıştık ama orada ben Lifeon'u görünce kafasına binmek istedim. Biraz erken bitti Rayquaza savaşı bizim için. Aslında öyle de güzel başladık. Topu aldık, fark etmişsindir. Hı hı. Kendi jungle'ımıza invade yemedik. Gayet güzeldi yani. Bence kafa kafaya gitti maç. Sadece işte koridorları erken kaybettik. Koridorları biraz savunamadık. Onun dışında güzeldi yani. Çekişmeliydi. Evet yani özellikle Rayquaza savaşında Phalanx ile Trevenant'ın böyle pozisyon aldırmamak için birlikte hareket etme şekline ne diyorsun? Orada ben biraz acele ettim açıkçası ya, benim kişisel hatam. Biraz daha uzatıp zaten fark etmişsindir. Ultilerini atmalarını bekliyorduk. Devamlı uzaktan şey yapıyorduk onları. Kontrol ediyorduk. Ben orada biraz aceleci davrandım. Biraz şeye gittik. Espeon'un üzerine giderken yani ultisini boşa attırmaya çalışıyordum. Eject button'ım vardı. Hı hı. Ben ultiyi attığım anda hepsi bir araya geldi fark ettiysen. Üçü bir araya geldi böyle işte Trevenant'ta şeyde Phalanx'te beraber. Ondan sonra zaten devamı gelmedi. Bir ara böyle döner gibi oldu ama yani
çok bulkiler, çok tankilerdi. Biraz bulkiydiler evet, sanki orada evet. Yani ne kadar... Evet yani bak mesela Battle Data'da da göreceksin birazdan. Çok fazla vurduk. Yani inmiyorlar abi. Evet yani hasar çıkartmanıza rağmen güzeldi, bitmedi sanki. Yani. Evet ya yani biz bir de alışılmış metayı yapıyoruz. Yani bu hafta oynadığımız metayı yapıyoruz. İlle de yenelim maçı değil. Bu antrenman bizim için. Önemli olan kendi antrenmanını en iyi seviyede faydasını almış olmak. Bizim için faydalı şeyler oluyor. Tabii hatalarımızı gördüğümüz için de daha mutluyuz yani. En azından hata olduğunu biliyoruz. Düzeltiriz. Anladım. Çok teşekkür ederim. İkinci maç için de şimdiden bol şans ve başarılar diliyorum. Umarım eyvallah. Keyifli bir maç olur. İki taraf için de. Evet. Şimdi istatistikler kısmına bakacağız. İki takım kaptanından da yorumlarını aldık. Şimdi şöyle statlara geldiğimiz zaman daha iyi görebilmeniz için ben kendimi gene kısa süreliğine alayım. Lifion 81K'ya yakın hasar çıkartmış, 52K'ya yakın da 53K'ya yakın da hasar tanklamış. Oldukça yüksek bir hasar var burada. Aynı şekilde Sylveon 116.5K bir hasar çıkartmış, 66K hasar tanklamış, 16K'da recovery yapmış. Inteleon 92-93K'ya yakın hasar çıkartmış. Burada 38K'ya yakın bir hasar tanklamış ve 5.5K'lık bir recovery'si var. Aşağı indiğimiz zaman burada Slowbro'nun 38K hasar, 81K tank, 27K'ya yakında recovery'sini görüyoruz. Ve son olarak Eldegoss 28K hasar vermiş, 54.5K hasar tanklamış ve 48K kadar da recovery yapmış. Aslında baktığımız zaman bütün roller üzerine düşen rolü, yani lisanslar bütün kendi üzerlerine düşen rolleri gerçekleştirmiş gibi, hasar çıkarmasını beklediklerimizin hepsi 80K barajının üzerinde, özellikle Sylveon 116K Hyper Voice'uyla iyi hasar çıkartırken bir taraftan da rakiplerin özellikle kendilerini kovamasını ciddi oranda engellemiş oldu. Öbür taraftan da hem tanklamak açısından hem recovery açısından da Slowbro ve Eldegoss'ta üzerine düşeni yapmış. Kaybedenler kulübüne geldiğimizde Umbreon sadece 12K'lık bir hasarı var ama 97K'ya yakın bir hasar tanklamış. Bu da oldukça büyük bir rakam. 59K'da recovery'si var. Yani Umbreon resmen takımını hayatta tutmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Trevenant 51K hasar çıkartmış, 76K'ya yakın hasar tanklamış ve 44.8K'da recovery yapmış. Clefable 17K hasarı var, 87.5K'lık bir tanklaması söz konusu ve 110K'ya yakında recovery'si var. Zaten toplam recovery miktarına baktığınız zaman canavar gibi rakam çıkıyor ortaya ve bu 3 karakterin de tankladığı rakamların hepsi de 75K barajının üzerinde. Phalanx 112K ile takımının hasar lideri ve ayrıca hasar yükünün büyük bir kısmını Espeon'la birlikte sırtlamış durumda. 62K'ya yakında hasar tanklamış, 7K'lıkta küçük bir recovery'miz var. Espeon 100K'ya yakın burada bir hasar vermiş, 34K hasar tanklamış ve 2.5K'lıkta bir recovery'si var. Yani burada Espeon ve zaten Phalanx çok yüksek hasar çıkarmış. Diğer arkadaşlar da hasarı tanklamak ve recovery açısından oldukça verimli olmuş. Deminden de aslında kaybeden takımdan Tan hocamla bahsettiği gibi oldukça bulky bir takımla karşı karşıyaydılar. Ne kadar hasar vururlarsa vursunlar ya tanklamışlar ya recovery yapmışlar. İlginç bir istatistik dağılımı olmuş. Şimdi ikinci maç hazırlıkları artık yavaş yavaş tamamlanmıştır. Lobimize tekrardan geri dönüyoruz. Evet, iki taraf da hazır olduğunu düşünüyorum. O zaman başlatıyorum. Ban aşamasındayız. İki tarafta sırasıyla banlarını yapacaklar. Bakalım bu sefer ne tarz bir ban göreceğiz ve peşinden nasıl bir takım rotasyonu kurmaya çalışacaklar. Kaybedenler kulübü Umbreon'u banladı. Team QQ'dan Mew banlandı. Crustle ban geldi ve son bir banda Inteleon.
Şimdi pik aşamasındayız. İlk pik kaybedenler kulübünün. Bakalım ilk tercihleri ne olacak? Buzzwall geldi. Birinci ve ikinci pikini gerçekleştiriyor Tim Kyokyo şu an. Blastoise geldi. Ve Trevenant geldi. İki tankla başladılar. Kaybedenler kulübe Eldegoss aldı. Ve Lifion geldi. Team QQ'nun 3. ve 4. pikini göreceğiz sırasıyla. Espeon ve Decidueye gördük. Son anda Decidueye seçildi mi yoksa Decidueye random mı geldi bunu bilmiyorum. Umarım bilinçli seçilmiş bir piktir. Kaybedenler kulübünün son iki tercihine bakıyoruz. Mamoswine ve Greninja geldi. Ve Team QQ'nun son piki ise Hoopa. Şimdi son final hazırlık aşamasındayız. Takımlar kendi son hazırlıklarını yapacaklar ve ardından maça başlayacağız. Şöyle baktığımız zaman Lifion, Buzzwole, Eldegoss, Mamoswine, Greninja oldukça dengeli bir dağılım söz konusu. Diğer tarafta Hoopa, Trevenant, Espeon, Blastoise ve Decidueye baktığım zaman burası da oldukça ofansif tanklarla birlikte ve Hoopa'nın sağlayabileceği mobiliteyle hoş bir takım kompozisyona sahip. Uzun menzilli Espeon ve Decidueye'ın çıkartabileceği hasarlar, yakından Blastoise ve Trevenant'ın verebileceği hasarlar ve rakibi zorlayacağı hamlelerle Hoopa'nın sağlayabileceği mobiliteyle birlikte hoş bir takım kombinasyonu var. Lifion, Buzzwole, özellikle Lifion'un ve Buzzwole'un yakından zaten yarattığı sıkıntılar, Eldegoss ve Momoswine'in desteği ve Greninja'nın saf hasarını göz önünde bulundurursak, burası da oldukça ofansif bir takım. Aslında karşılıklı iki ofansif takımı izleyeceğiz. Seyri hoş bir mücadele olacak. Şimdi iki takım da sırasıyla artık lane'lerine yerleşmeye başlayacaklar. Bakalım nasıl eşleşmeler göreceğiz karşılıklı. Alt lane'e baktığımız zaman Trevenant ve Espeon görüyoruz. Mamoswine ve Lifion karşılarında. Yukarıda Eldegoss, Buzzwole karşılığında Blastoise. Şimdilik sadece Blastoise. Lifion ormandan başlamak yerine direkt lane'den başladı. Bu da ilginç bir girişim göreceğiz. Şu an üst tarafta bayağı bir stack kasmak için kaleyi pushladılar. Desteğe Hoopa geldi. Aşağı tarafta da yakın temaslar başlamış durumda. Özellikle Espeon, Lifion karşılıklı uzaktan hasarlar vermeye çalışırken burada Trevenant ve Decidueye da arkadaşlarının desteğe geldi. Swinup şimdi burada hızlı bir 5 level olması durumunda daha fazla destek sağlayabilecek. Tabii ki Lifion uzaktan Solar Blade ile çok yüksek hasar vererekten takımının farmını almasını çok büyük kolaylık sağlıyor. Lane'de olmasının böyle bir avantajı var.
yukarıda birazcık daha takımlar birbirlerine karşı dikkatli yaklaşıyorlar. Hızlı temaslardan kaçınıyorlar. Buzzwall karşı takımın jungle'ına girdi. Şu an karşı takımı takip ediyor. Gözüne bir hedef kestirmiş olması lazım. Bir taraftan da Skirtle onların istedikleri pozisyonu almasını engellemeye çalışıyor derken büyük bir Solar Blade gördük ve peşinden Buzzwall'un saldırmasıyla düşürdüler. Şimdi Buzzwall gene burada Hoopa'yı ve diğer jungle içerisinde hareket eden kişileri kovalıyor. Kanlı bir takip söz konusu orada. Aşağıda ise Espeon burada kalesini korumak için elinden geleni yapıyor. Espeon'un canı çok azaldı, kaçabilecek mi derken Greninja Espeon'un düşürdüğü Decidueye'dan ok gördük ama isabetli olmadı. Trevenant'ın bir an önce 5 level olup burada yeteneklerini geliştirmesi lazım ki takım arkadaşlarına daha rahat destek verebilsin. Yukarıda çok hızlı bir şekilde birbirlerine girdiler. Bu arada Buzzwall bırakmıyor. Blastoise'in peşinden giriyordu. Hoopa takım arkadaşını geri göndermek istedi ama gerek kalmadı. Wartortle şu an farmın peşinden gidiyor ama Eldegoss istediği şekilde hareket etmesine izin vermiyor. Hoopa arkadaşını base'e kadar gönderdi. Wartortle direkt ışınlanarak gelmektense kendisi yürüyerek gelmeyi tercih etti. Aşağıda baktığımız zaman Espeon Mamoswine'i indirmiş oldu. Ve burada Lifion tek başına şu an lane'de arkadaşlarını gelene kadar lane'i tutmaya çalışıyor. Decidueye'nin üzerine gitti. Unite Move ile birlikte Decidueye'yi düşürdü. Obje'nin çok az canı kaldı. Bakalım Obje nereye gitti? Lifion Obje'yi çaldı. Trevenant geri kaçıyor. Buzzwall, Greninja ve Lifion kovaladı. Şu an buradan büyük skor çıkarttılar. Peşinden Greninja gidiyor. Espeon'un peşinden gitti derken Decidueye'nin okuna yakalandı. Decidueye uzaklıktan isabetli bir okla onu düşürdü. Şu an Buzzwall yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışıyor. Arkadaşları desteğe geldiler. Yavaş yavaş takımlar yukarıdaki nesneye doğru hareket ederek burada konum almak zorunda, pozisyon almak zorunda kalacaklar. Level olarak baktığımız zaman iki takımın da levelleri arasında hatır sayıları bir fark var. Şu an Greninja 10, Mamoswine 8, Eldegoss 8, Buzzwall 9, Lifion 10 level. Diğer taraf bir tık daha geri kalmış durumda. Aradaki fark kapanmayacak gibi bir fark değil ama burada dikkat etmeleri lazım. Aradaki 1-2 levellik fark bile çok büyük fark yaratabiliyor. Buzzwall Trevenant'ı tuttu. Peşinden Mamoswine yeteneğini kullanaraktan onu sürükledi derken Buzzwall Unite Move'unu kullanarak geldi. Ve Rejeleki'yi çaldılar. Şu an Rejeleki'yi kalenin içerisine sokuyorlar derken yukarıdaki kaleyi de bu vesileyle düşürmüş oldular. Decidueye ve Blastoise biraz daha geriye çekilerek geriden rakip takıma hasar vermeye kalktılar. Trevenant geldi. Şu an aslında baktığınız zaman Eldegoss düştü ve diğerleri yavaş yavaş geri çekiliyorlar. Safe oynuyorlar. Özellikle kaybedenler kulübü giriyor, içeride kalmıyor, çıkıyor. Kendilerini hiç riske atmıyorlar. Burada Mamoswine'in kaçmaya fırsat olmadı. Espeon onu indirdi. Şu an baktığımız zaman Team QQ'da özellikle burada iki kalelerini de kaybettikleri için biraz geriye çekilmek, geriye gitmek zorunda kaldılar. Aşağıdaki obje geldi. Hızlı bir şekilde takımlar tekrardan kendileri konum alabilecekler mi bakalım derken biraz dağılmış gibi gözüküyor haritadaki dağılım. Arada hunter sayıları bir skor farkı var. Skor farkına dikkat etmeleri lazım. Bu skor farkı daha fazla büyüdüğü takdirde Team QQ skor farkını kapatamayabilir. İleride Rayquaza savaşında riskli bir savaşa girmek zorunda kalabilirler. Blastoise ve Espeon burada kaleyi tutmaya çalışıyorlar ama Eldegoss içeri girdi. Mamoswine içeri girdi. Greninja içeri girdi. Decidueye Unite Move'unu kullanıyor. Greninja içeriye girdi, kilini aldı derken Decidueye Unite Move ile onu indirdi. Şu an peş peşe Eldegoss peşinden Blastoise ile birlikte gidiyorlar. İsabetli peş peşe gelen oklarla birlikte 2 kill aldı. 3. kill'e doğru gidebilecek mi bakalım derken Blastoise, Mamoswine, Decidueye'nin peşine düştü. Şu an ama tek başına sıkıştı derken o da düştü. Buzzwall geldi arkadaşlarına yardıma ve Decidueye aldı. Lifion'dan büyük bir Solar Blade gördük. Solar Blade ile Blastoise'e düştü. Karşılıklı verilen killer
oldukça hareketli bir mücadeleye yol açtı ve bu vesileyle de iki tarafta ciddi oranda hızlı TF'lerden kaçınamaz hale geldiler. Şimdi Hoopa'nın Unite Move ile birlikte bütün arkadaşlarını yukarıya çağırdı ve burada hızlı bir şekilde savaşa girdiler ama birazcık biçimsiz yakalandılar derken hepsi düştü sırasıyla. Blastoise, Espeon, Trevenant düştü. Hoopa'yı da düşürdüler. Geriye Decidueye kalmış. Decidueye'yi da Greninja düşürdü. Regieleki hızlı bir şekilde şimdi eritmeye çalışıyorlar rakip takım gelmeden. Ve Solar Blade ile birlikte Regieleki'yi de düşürmüş oldular. Artık aradaki skor farkı yüksek olmasa da biraz da takımlar burada dengeli bir şekilde TF'ye girmeye dikkat etmeleri lazım. Çünkü kritik noktalara geliyoruz. Son 2 dakikaya yaklaşıyoruz artık. Buradan sonrası Rayquaza savaşında alınan konuma göre pek çok şey değişecek. Daha safe şekilde ilerlemek zorunda kalacak iki takım da. Çünkü aradaki skor farkı sadece 142 skorluk bir fark var. Kapatılmayacak bir fark değil. Rayquaza için son 22 dakika, aşağıda da bir objemiz var. Rayquaza savaşına girmeden önce bakalım objeyi alabilecekler mi? Riske girmeye değer mi değmez mi? Takımlar ikisi de aslında birbirinin objeyi alamayacağından emin olmaya çalıştılar. Hızlı bir şekilde şu an objeye başlasalar da bitiremeyecek. İki takım da karşı takımın objeyi alamadığından emin oldular. Ve Rayquaza haritada belirdi. Şimdi burada pozisyonlara dikkat etmek gerekiyor. Doğru pozisyonlarda olmanız durumunda çok büyük bir TF başlayabilir. Yukarıda hızlı bir şekilde Blastoise 80 skor üretti. Hoopa Unite Move'uyla arkadaşlarını yana çağırdı derken Decidueye de yukarıdan büyük bir skor üreterek öne geçti. Şu an artık çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maçın kırılma anına geldik. Her şey belirlenecek. Decidueye Unite Move ile birlikte arkadaşlarına destek vermeye çalışıyor. Greninja ve Lifion da şu an Decidueye'in peşinden gidiyorlar. Eldegoss da peşinden gidiyor. Trevenant ise onu takip etmelerini engellemeye çalışıyor. Skor olaraktan Team QQ burada öne geçti. Şu an çok düşük bir fark var. Hata yapanın kaybedeceği yerlerdeyiz artık. Bir taraftan Rayquaza'ya vurup rakibi kışkırtmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan geri düşmemeye çalışıyor. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Artık hataya yer kalmadı. Bu maçta artık hataya yer kalmadı. Team QQ için tamam mı, devam mı maçı olacak? Final maçına götürecek mi bizi? Yoksa burada her şeye son mu diyeceğiz? Bu maçlık. Şimdi göreceğiz derken Rayquaza'yı hızlı bir şekilde aldılar. Son 40 saniye kaleleri savunabilecekler mi derken Surrender geldi ve kaybedenler kulübü, maçın galibi ve bu mini turnuvamızın kazananı olmuş oldu. Tabii ki turnuvada kaybedenlerimiz, kazananlarımız oldu ama bu eğlence amaçlı, antrenman amaçlı düzenlenmiş turnuvalardan biriydi. Ondan dolayı kazanan ya da kaybeden yok. Katılımcı bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İzlemesi ve takip etmesi oldukça keyifli maçlar oldu. Bence buradaki bazı taktikler ve yapılan hamlelerin de öğretici değeri olduğunu düşünüyorum. Ben ve benim gibi kendini geliştirmeye çalışan Pokemon Unite severleri, oynayan kişilerin kendilerine hani tiyolar ve taktiksel anlamda, stratejik anlamda yapılabilecek hamleler anlamda rehber niteliğinde maçlar olduğunu düşünüyorum. Kazanan ve kaybeden takımı tebrik etmeye geçmeden önce şöyle istatistiklere bakmak istiyorum. Skor olarak birbirine çok yakın skorlar. En sonda özellikle Rayquaza savaşı başlamadan önce gidip skor üretip de geri gelince 292 skorla öne geçmişti Team QQ. Sonrasında diğer taraftan gelen skorlarla birlikte arada 2 skorluk bir fark vardı. Rayquaza'nın düşmesiyle birlikte ve geriye savunma yapıp da kalkanları eritme ihtimalleri kalmadığını düşündüler. Ve rakibi tebrik ederek kendileri surround vermiş oldular. Oldukça centilmence ve fair play çerçevesine geçmiş bir mücadele oldu. Şimdi şöyle bir battle data'ya gelmek istiyorum. Buradaki istatistiklere bakmadan önce şöyle kendimi de bir alayım gözebilmemiz için. Greninja 50k hasar vermiş, 51k'ya yakın hasar, 31k hasar tanklamış, 11.5k da recovery yapmış. Mamoswine 28.5k hasar, 53k hasar tanklamış,
10K'da recovery yapmış. Burada Eldegoss'un 28K'ya yakınlık bir hasarı. Neredeyse Mammoth Swine kadar hasar çıkartmış. 53K'lık tanklı ki neredeyse Mammoth Swine kadar hasar tanklamış. Ve 57K'lık bir recovery'si var ki yani burada Eldegoss'un statları özellikle bence çok büyük takım arkadaşlarına yardımcı olmuş. Buzzwall'a baktığımız zaman 52K hasar, 43K hasar tanklamış, 15K'da recovery'si var. Lifion 47K'ya yakın hasar, 38K hasar tanklamış ve 4.4K kadar da recovery'si var. Oldukça dengeli dağılmış bir istatistik. Yani bu açıdan herkes üzerine düşeni yapmış diyebiliriz. Ama burada özellikle ben bu Eldegoss'u MR Kronos arkadaşımızı tebrik etmek istiyorum. Çok hoş Eldegoss istatistikleri için. Diğer tarafa gelecek olursak Decidua 78K hasar vermiş, 19K hasar tanklamış, 2.4K'da recovery'si var. Blastoise'in 34K'lık bir hasarı var, 54K kadar hasar tanklamış, yaklaşık 7K'lık bir recovery'si var. Espeon'un 63K'ya yakın bir hasarı, 39K'da hasar tanklamışlığı var. Trevenant'a geldiğimiz zaman 23K'lık bir hasarı, 50K'ya yakın hasar tanklamışlığı ve 17K'ya yakın da recovery'si var. Hupa ise 20K'lık bir hasar çıkarmış, 44.5K'lık da hasar tanklamış. Burada da baktığımızda aslında herkes kendi rolünün üzerine düşeni yaptığını söyleyebiliriz. Son ana kadar çekişmeli geçen bir maçtı ve son anda artık Rayquaza'nın son 40 saniye içerisinde düşmesiyle birlikte Surround gelip kaybedenler kulübü 2 galibiyet alaraktan bu turnuvamızın gönüllerin galibi oldu diyelim. Yani doğrudan bir kazanan belirlemek için yapılmış bir turnuva değil. Sizlere daha hoş bir izleti sunmak ve öbür taraftan arkadaşlarımın da antrenmanlarına bir renk katmak için yapılmış bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada artık arkadaşlarım çok yorulduğu için son yorum adına onlara söz vermeyeceğim. Onlar çünkü bu turnuvadan önce de başka bir turnuvada antrenman yapıyorlardı. Nezaket gösterip bu etkinliğin sonuna kadar dayanarak da kendileri ciddi şekilde yorulmalarına rağmen etkinliğimizi tamamladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum katılımları için. Çünkü ben bu yayında her ne kadar gevezelik yaparaktan sizlere bir şeyler anlatmaya çalışsam da bu yayının kahramanları onlar. Onlar oynadı, biz izledik ve bu şekilde bizim için keyifli bir içerik oluşmuş oldu. Evet, bu şekilde mini bir turnuva düzenleme deneyimi yaşamış olduk. Benim için izlemesi de anlatması da oldukça keyifliydi. Umarım sizler için de izlemesi ve dinlemesi keyifli olmuştur. Bu tarz içerikleri daha sık yapmaya çalışacağız. Eğer yeterli talep olursa, yani hem katılım anlamında hem izlenme açısından yeterli talep olursa bunu düzenli hale getirmek istiyoruz. İlerleyen turnuvalarımızda izleyici arkadaşlarımız da kendi aralarında oluşturdukları takımlarla bu turnuvaya dahil olabilecekler. Bunun için anlık etkileşim kurup iletişimi daha rahat kurabilmemiz adına Discord sunucumuza gelirseniz buradan daha iyi organize olup bu süreci yönetebiliriz. Hem turnuvaya katılan, turnuvaya renk atan ve diğer taraftan izleyici olarak turnuvayı izleyen ve bizimle chat kısmında muhabbetini paylaşan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.